شباب خیر دورا جوانان پروگراما دورا جوانان ایشو استانبولی که او گنجین جوانین وی باجاری میوانی منه مسافری منه طبی ایرو روشا که گلک مهم بو یبرا رئیس جمهور رجب طیب اردوان درکت او قراره که مهم اشکرکر ترکیه دمه ها حزیرانی دا و ایوچه سر سندوقی هم ام مسئله هم جی جبو سبروجا ولاته من ترکیه جبو سبروجا گنج و جوانان بیگومان قراره که گلک مهمه پکی meseleyin kudu roje ve datte nıkaşkirin çine hem ev hem ji mesele perverdeyi ki o teknoloji li Türkiye bir taybetici li dünyayı gelek mühimin Emil Servan mesele o müşaran ba akıbın sohbet ekbikin bir genç o civanin bir bajerra. Tabi navi programı bir kurdiye li hem bir Türkiye devam bikin. Bu akşam İstanbul'dayız. Hacı Beşir Ağa Külliyesi'nde gençlerle, öğrencilerle birlikteyiz. Tabi Türkiye önemli bir karar aldı bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı açıkladı. Erken seçim 24 Haziran'da Türkiye sandık başına gidiyor. Şüphesiz millet adına, Türkiye adına önemli bir karar. Bu kararın gerekçesini açıklarken de Cumhurbaşkanı iki önemli şeyden bahsetti. Bir, sistem değişikliği. Ki biz bunu 16 Nisan'da milletçe kabul ettik, referandumdan bahsetti. İki, bölgesel gelişmeler, özellikle Irak'taki, Suriye'deki ve genel itibariyle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden bahsetti ve bunlara da dikkat çekti. Dolayısıyla bu belirsizliğin ortadan kaldırılması adına alınmış bir karar, erken seçim. Peki önemli, yani Türkiye'nin önünü görmek açısından, geleceğinin belirlenmesi açısından önemli bir karar. Tabii Türkiye geleceğe umutla bakmak, 2023-2053 hedeflerine odaklanmış bir Türkiye'den hep bahsediyoruz. Ve böyle bir ülkenin nesilleri, genç nesilleri ne durumda? Biz hem gençleri konuşacağız, hem gençlerin gündeminde yer alan önemli konuları konuşacağız. İki önemli konu başlığımız var. Eğitim ve teknoloji. Gençlerin bu alanlarla ilgili fikirleri, düşünceleri nedir? Özellikle eğitimle ilgili talepleri nedir? Bizler soracağız, gençler de cevap verecek. Ben sözü gençlere vermeden önce program konuklarımız var. Onları tanıtarak başlamak isterim. Serdar İbrahimcioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Çiçek, Önder Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Wonder Başkanı ve Türkiye Maarif Vakfı Kurumsal İletişim Başkanı. Ali Bey hoş geldiniz. Yine Erkan Dilaver, bilgisayar mühendisi. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uğur Cömert, Önder Yönetim Kurulu'ndan aynı zamanda Genç Önder Başkan Yardımcısı. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi eğitimi ve teknolojiyi tabii konuşacağız ama ilk turda, ilk bölümde isterseniz biraz siyasetten bahsedelim. Erken seçim tabii önemli bir karar bugün alındı. Kararın gerekçesi bence çok önemli. Tabii hepimiz takip ediyoruz gündemi, hem Türkiye'deki siyaseti, hem hemen yanı başımızda yaşanan hadiseleri, özellikle Orta Doğu'yu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerekçeler, yani bu alınan kararın gerekçeliğinden bahsederken iki önemli şey söyledi. Bir, Türkiye bir sistemi, yeni bir sisteme geçiyor. Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu 16 Nisan'da zaten bizim kabul ettiğimiz, referandumda onayladığımız, kabul ettiğimiz bir sistem ama biz hukuken henüz bu sisteme geçmedik. Dolayısıyla bir belirsizlik vardı. Bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyordu. Bir. İkincisi bölgesel gelişmeler. Yani hemen Orta Doğu'da yaşanan, Suriye'de, Irak'ta ve diğer bölgelerde yaşanan hadiseler. Biraz bunları dikkate alarak bu kararı vermek zorunda kaldık. Eğer seçim yapacaksak hiç 2019'u beklemeye gerek yok. Dolayısıyla biz hemen yapalım. Sizin bu kararla ilgili hem de bölgesel gelişmelerle ilgili düşünceniz, fikriniz, yorumunuz nedir? Var mı söz hakkı isteyen? Söz hakkı isteyen arkadaş hemen mikrofonu da uzatalım. Bununla başlayalım. Evet, o zaman konuklarımıza bir söz hakkı verelim önce. Ali Bey, sizden bahsedelim. Şu, önemli şu, yani siyaseti konuşurken, tabii biz bugün eğitim ve teknoloji konuşacağız ama siyaset de önemli. Dolayısıyla güçlü Türkiye'den bahsediyoruz. Bölgesinde aktör olmak isteyen bir ülkeden bahsetmek istiyoruz. Bütün bunların olabilmesi için şüphesiz hem siyasetiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, teknolojisiyle istikrarlı bir ülkenin olması, var olması gerekiyor.
Bu anlamda hakikaten bu sistem önemli. Yani Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Bir hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı olacak. Sizin kanaatiniz nedir, düşünceniz nedir alınmış olan bu kararla ilgili? Açıkçası siyaseti ben bir yönetim mekanizması bütününün parçası olarak görüyorum. Yoksa siyaset, yani gündelik siyaset başlı başına bir esas değildir. Evet. Bu yaklaşımla hani Türkiye'nin gittiği yolu, bugün geldiği noktada alması gereken hayati kararları en doğru şekilde alabilmesi adına alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum seçim kararının da. Yani Türkiye hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflerini gerçekleştirebilmek için ayağını yere sağlam basması gerekiyor. Hı hı. Ayağını yere sağlam basması için de önünü net bir şekilde görmesi gerekiyor. Ya bu belirsizlik ortadan evet, kalkacak dolayısıyla. Bu seçimin temel işlevi, yani erken seçim kararının temel işlevi aslında bu belirsizliği ortadan kaldırıp yola devam etmek. Dolayısıyla bu hani gündelik siyasetin aldığı kararları evet perde önünde anlamaya çalışalım ama esas olan bizim zaten gençlerle beraberiz. Gelecek tasavvurumuzu yerli yerine oturtmak ve buna kafa yormak. Yani Türkiye'nin 5 sene sonra, 10 sene sonra gelmek istediği noktayı anlamaya çalışarak bu her gün geçtiğimiz gündelik siyaseti ancak kavrayabiliriz. Gençlerin bu konudaki fikirlerini tamam. dinlemek lazım. Onlara ne hissettirdiğini, acaba onlarda nasıl bir akis bıraktı, buna bakmak lazım. İnşallah onlar zaten bizim Peki, aynamız olurlar. Söz hakkı isteyen var mı arkadaşlar bu konuyla ilgili? Yani hem erken seçimle ilgili hem de Türkiye'nin geleceğe dair sizin hissiyatınız, düşünceleriniz nedir? Var mı söz hakkı isteyen? Soğuk olduğu için de biraz ama bu soğuk tabii ortamı biraz sıcağa çevirelim. Mutlaka sizin ilgi alanlarınız, eğitim, işte teknoloji, daha önceki programlarımızda gençlerden gelen en önemli şey. Yani dolayısıyla eğitimle ilgili, yani Türkiye'de gençlik deyince, genç nesil deyince nedir problem, nedir sıkıntı? Genelde eğitimle ilgili talepler geliyor, istekler geliyor. Eğitim sistemine dair sıkıntılar hep ifade ediliyor. Bunu konuşacağız ama teknoloji de önemli. Teknolojiyi biz ne kadar takip ediyoruz? Ne kadar ilgiliyiz, meraklıyız? Teknoloji üretebiliyor muyuz? Teknoloji deyince yani bunun tarihçesini de biraz evet. özetleyerek biz ne durumdayız? Evet. Sözü Serdar Bey'e bırakalım. Peki, çok teşekkür ederim. Ya öncelikle tabii gündem çok sıcak ama hava çok soğuk. Evet. Fakat gençlerin ateşi biraz burayı ısındıracak herhalde. Biz tabii kusura bakmayın böyle montu falan ne varsa gocuk üstümüze giydik geçirdik. Kusura bakmayın siz de. Rica ederim. Şimdi tabii teknolojinin önce kelime anlamını bir öğrenmek lazım. Bu maksatla bu Latince bir kelime ve üretim bilimi demek. Yani üretmiyorsak teknolojiden bahsetmenin manası yok. Hı hı. Bir şeyler ortaya koymamız lazım. Basit anlamda. Bir şey koymamız lazım ortaya. İkincisi burada önemli koymamız gereken bir husus daha var. Sonrasında da siyasetin bu gündemiyle de birleştireceğim. Bunun iki tane ayağı olduğunu unutmamız lazım. Şimdi biz teknoloji deyince hep genelde Karadeniz'den çıkar böyle. Karadenizliler de çok var işte böyle bir yukarıya doğru bir teleferik yapar, bir şey yapar. Ben icat ettim, suyla çalışan motoru icat ettim der, bir şeyler yaparlar. Aynı şey birçok bölgemizde de vardır muhakkak. Ama orada kaçırdığımız bir nokta var. İngilizce kelime anlamı innovation ve invention, yani teknolojinin iki ayağı aslında yeni ve yenilik. Yani bir olmayanı koymak ortaya, bir de var olanı geliştirmek gerekiyor. Evet. Var olanı da geliştirebiliriz. Şu anda birçok yaptığımız ürün de aslında bu. Paradigma değişimi de işin burasında başlıyor. Bir de bununla ilgili üçüncü bir şey daha söylemek lazım. Bu paradigma değişimi dediğimiz şey aslında tarihsel devrim niteliğinde olaylara da bize gösteren vakalarla belli. Mesela bugün İstanbul'un fethinden bahsediyoruz. İstanbul'u fethi midir acaba bir çağ kapatıp bir çağ açan yoksa hiç bugüne kadar olmayan surları delebilen topların icadı mı? Yoksa Fransız devrimi midir yeni çağ açan, yani orta çağ bitti, yakın çağ yeni çağ getiren, yakın çağ getiren? Yoksa İngiltere'de buharlı makinelerin bulunması mı? Çünkü buharlı makine bulunduktan sonra o toplum için çalışabilecek endüstriyel bir topluma ihtiyaç vardı. Ve Fransız ihtilali buharlı makinelerden sonra oluşan endüstriyel topluma yeni bir kitle kazandırdı. Fransız ihtilalinin ana sebebi aslında onu getirisi oydu.
Bugün başka şeyleri konuşuyoruz. İletişim çağını konuşuyoruz. Biz o bahsettiğiniz o kısa tarihçede evet. her şeyi kaçırdık. Yani evet. ülke olarak maalesef işte ilk sanayi devrimden tutun. Evet. Yani buhardan, sudan, elektrik, evet. elektriğe dayalı. Ama şu an yeni evet. bir işte endüstri 4.0 dedikleri yeni bir devrimden, yeni bir evet. Dönüşümden bahsediyoruz. Yani bu noktada neredeyiz? Yani şimdi, Türkiye bunu yakalar mı, yakalamaz mı? Bunlar tartışılan şeyler. Tabii o noktada aslında şöyle bir yerdeyiz. Endüstri 4.0 biliyorsunuz aslında Almanların yani Almanya'nın patentlediği bir şey Endüstri 4.0. Yani biz buna 4. sanayi devrimi diyebiliriz, 5. sanayi devrimi diyebiliriz. Mesela bugün Japonlar toplumsal 5.0'ı konuşuyor. Yani bu biraz popülist gibi gelecek ama bu popülizm manasını söylemiyorum. İçini doldurmak için. Bunları kullanmak yerine biz de Türkiye 6.0 diyebiliriz yani. Ya da başka bir şey çıkartabiliriz. Ama günün sonunda biz 1. ve 2. sanayi devrimlerini aslında biz yaptık. Yani Fatih Sultan Mehmet'in bulduğu Şahin topları o sanayi devriminin bir göstergesi. Ama sonrasında evet kaçırdık. Zaten kim elde ettiyse o üzerinde güneş batmayan imparatorluk kurdu. Bugün 4.sünü konuşuyoruz. Hani özellikle gündem olduğu için söylüyorum. Biz bu paradigma değişimini aslında yakaladık. Yani şu anda yakaladık. Neyle yakaladık? Bugün bu bahsettiğimiz paradigma değişimi, Endüstriyel 4.0 dediğimiz şey insansız teknolojiler, yapay zeka, virtual reality, işte augmented reality dediğimiz mevzular. Şimdi biz bunu nasıl yakaladık? İşte İHA'larla yakaladık, SİHA'larla yakaladık vesaire. Bunları yapabiliyoruz artık. Bunlar sadece uçan uçaklar olarak düşünmeyin. Asıl mevzu bunun yer kontrol sistemleri vesaireleri var. Şimdi burada Üstad bilgisayar mühendisi bizden daha iyi bilir. Kendisi bizzat yazıyor. Yazılım alanında ciddi gelişmeler gösterdik ki o da işin çok önemli bir şeyi. Siber güvenlik dediğimiz mevzu var. Bugün güvenlik işte daha geçen gördünüz Facebook değil mi? Bütün bilgileri gitti diye. İşte bütün dünya ülkelerinde bir sansasyon yarattı. İnanılmaz bir olay oldu. Bugün siber güvenliği konuşuyoruz. WhatsApp bugün bedava hepimiz kullanıyoruz. WhatsApp'ın tüm verileri nerede depolanıyor? Bu da bir bilgi akışı. Biz bunu yakalamış durumdayız ama şöyle bir sıkıntımız var. Evet yakaladık ama her an elimizden çıkabilir. Neden? Böyle bir tehlike de var. Var. Neden var? İki sebepten dolayı. Bir, siyasi otorite. Teknik ve teknolojik mesele sadece mühendislerin götürebileceği bir iş değil. Evet, mühendis bu işin olmazsa olması. Birinci sıkıntımız işte eğitim konusunda belki arkadaşlarımız onu söyleyecekler. Hı hı. İnsan kıymeti eksiğimiz var. Kaynağı kelimesini kullanmıyorum özellikle çünkü insana kaynak demek çok da hoşuma gitmiyor. O yüzden insan bir kıymettir. Kıymet olarak ifade etmek lazım diye düşündüğümüzden söylüyorsun. İnsan kıymeti açığımız var. İşte orada üniversitelere pay düşüyor. Üniversiteler üçüncü nesil üniversiteleri sağlayacaklar. Belki onu söyleyecektir, konuşacaklar arkadaşlar da. Bir sıkıntımız daha var o da siyasi otorite meselesi. Siyasi otoriteyi niye söylüyorum? Ya bizler efendim motor geliştiremeyen, yapamayan, yazılımları vesaire yapamayan bir toplum değiliz ki. Bugün nereye gitseniz Türkiye'nin neresine gitseniz girişimci bulabilirsiniz. Hı hı. Bu ülkenin %80'i girişimci. Bunu biliyor muydunuz? %80'i girişimci. Çünkü genç. İnanılmaz bir genç nüfus var. Siyasi otorite olmadığı zaman devrim arabaları gibi olur. Mühendisler yaparlar, çalıştırırlar. Ondan sonra yok yakıtı yoktu, yok boyası çizikti, yok bilmem nesi neydi deyip günün sonunda bir bakmışsınız. Ortada hiçbir şey kalmamış. Gençlere baktığınız zaman nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Yani girişimcilik dediniz ya %80. Evet. Yani Türkiye'de hakikaten girişimci ruha sahip, üreten, üretme kapasitesi olan gençler, öğrenciler mi söz konusu? Yani evet. Nasıl ya şöyle var? Söyleyeyim. Yani biraz önce ifade ettiğim, Türkiye'nin %80'inin bir fikri var. Bir fikri var. Yani bu girişimcilik için bir başlangıç. %50'si bu işe giriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama başarı çok düşük. Dünya genelinde de böyle. Ama asıl mesele burada nitelikle beraber niceliğin de olması. Şimdi biraz önce bakıyordum internetten işte TÜİK verilerine. Hı hı. Acaba bizim 25 yaş altı gencimiz ne kadardı? 13 milyon 25 yaş altı genç var. 25 yaş altı genç neden önemli? 15 ila 25 yaş arasındaki genç girişimciliğin en parlak döneminde. Çünkü bir sürü fikir var, şey var. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın bilmiyorum. Çoğu muhtemelen üniversitede okuyor ve 25 yaş altıdır diye düşünüyorum. Yani tam bir böyle girişim potansiyeli var. Mesela bizim Teknoparkımızda 500 tane girişimci gelmiş bugüne kadar. 3 sene içerisinde 500 tane girişimci geçmiş elimizde. Türkiye'de kaç tane Teknopark var? Türkiye'de 55 tane aktif, 76 tane de kurulmuş teknoloji geliştirme bölgesi var. Bakın bu da çok önemli. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu
1980 yılında dünyada ilk böyle yaygınlaşan, ilk 1950'de Silikon Vadisi'nde, yani bugün Amerika'da, İkinci Dünya Harbi'ndeki işsizliğe çözüm olabilmesi için kuruyorlar. Teknoloji geliştirmemiz lazım, teknolojik ürün üretmemiz lazım. Çünkü ciddi bir işsizlik var, mühendisler vesaire açıkta. 1980'lerden sonra biz bunu 2000'lerde yakaladık, 2000'lerde kanun çıkıyor. 2000'lerde, 2000-2003 arasında 3 ya da 5 tane teknopark var. Yani tam hatırlamak için 3 tanesini kesin hatırlıyorum ama 5 olabilir. Şu an sayı 50, şu an 55 aktif, 76 teknoloji geliştirme bölgesi. Yani onlar da şirketlerini kurup başlayacaklar. Ne zaman başlıyor bu? 2003 yılından sonra ve bu 2003 ile 2009 arası 15 tane teknopark oluyor. 2009'dan sonra inanılmaz bir yükseliş var. Bu aslında devletin buna bakış açısını gösteriyor. Devlet diyor ki ben teknolojiye, teknoparka yatırım yapacağım. Ve yapmış da bunların hepsi onun şeyle. Ben bunu yapacağım. Niye? Çünkü benim nitelikli istihdama ihtiyacım var. Şimdi bu gençlerin hepsi üniversite okuyor. Bir sürü üniversite mezunu var. Bunların artık yüksek teknolojiye ulaşacak bir şeyler üretmesi lazım. Yalnız bunu sadece mühendislik olarak düşünmeyin. Bunların patentlerini koruyacak avukatlara ihtiyaç var. Bunların lisanslarını satacak uluslararası ticaret bilen, uluslararası ilişkiler okumuş insanlara ihtiyaç var. Bunları siyaseten koruyup kollayabilecek. Bakın ben sırf bu program için gençlerle beraber denildi. Yani bu program çok önemli diye düşünüyorum. Takip de ediyorum. Hatta sizin Batman'daki programınızı da bizzat izledim. Yani birkaç saat önce Londra'dan indim. Orada yine bir pazarlama yapalım diye, kendi ürünlerimizi satalım diye firmalarımızı oraya götürdük. Şöyle bir bakış açısı var. Ya hani Türkiye... Yani siz yapabiliyor musunuz yüksek teknoloji? Bir düşünelim. Batı'nın bize bakış açısı. Tabii. Yani biz hala işte tekstil, tabii ki üretiyoruz, iyi tekstil yapıyoruz. Onu da yapmalıyız. Ondan bahsetmiyorum. Yapıyoruz, iyi tekstil ürünü üretiyoruz ama biz hala çorap üreticisi efendim ya da mont üreticisi olarak görüyoruz. Yazılım yapıyoruz efendim. Siber security alanında, yani siber güvenlik alanında efendim şey yapıyoruz. Ürün geliştiriyoruz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan satalım vesaire dediğinizde yani siz yapabiliyor musunuz bunları? Bir şaşkın. Demek ki bunları pazarlayacak işletmecilere, pazarlamacılara, bunları sunacak reklamcılara da ihtiyacımız Peki, var. Peki, devam edeceğiz Serdar Bey ama evet. Erkan Bey'e dönelim hemen. Tabii yazılım deyince örneğin ciddi anlamda bir gelişme var hakikaten Türkiye'de bu meselede ama sadece üretmek değil, aynı zamanda bunu satabilmek gerekiyor değil mi? Yani bu konuya baktığımızda Türkiye'yi nerede görüyoruz? Evet, biz yazılım yapabiliyor, hatta gençler bile ciddi anlamda projeleriyle geliyor üniversitelere ya da işte TÜBİTAK'a ama bir sonuca ulaşabiliyor mu? Yani o ürettiği projeyle hedefine ulaşabiliyor mu? Satabiliyor mu? Önemli, bu da önemli değil mi? Evet. Yazılım teknolojilerinde tabii aslında en büyük sorun satmak. Bizim gençlerimiz elhamdülillah Türkiye genç olarak zengin bir ülke. Yazılım teknolojileri de artık uluslararası olarak çok kolay ulaşılabilir nitelikte teknolojiler aslında ve biz de Türkiye olarak çok ciddi güzel yazılımlar üretebiliyoruz. Ve de bunları Teknopark elleriyle geliştirip işte Serdar Bey'in bugün bahsetmiş olduğu gibi Londra'ya üretilmiş olan teknolojileri götürüp satmakla ilgili de devletimizin desteklerinden faydalanarak bu anlamda teşebbüslerde de bulunuyoruz. Tabii teknoloji, yazılım teknolojileri şu anda ciddi anlamda gelişen teknolojiler ve de hayatın her anlamına temas eden teknolojiler. Bugün yazılımla finans alanı, sağlık alanı, tüm alanlar aslında ciddi anlamda etkilenen alanlar. Belki bu söyleşi içerisinde ilerleyen zamanlarda bu konuların detaylarına da gireceğiz ama yazılım ciddi anlamda Türkiye'de üretilebilen bir alan ve Türkiye'nin aslında ciddi anlamda katma değer üretebileceği de bir sektör. Çünkü bizim aklımız o anlamda gençlerimiz, yetişmiş gençlerimiz var. Dolayısıyla önü, yazılımın önü ciddi anlamda açık olduğunu açık söyleyebiliriz. Açık bir alan diyorsunuz. Peki devam edeceğiz ama Uğur Bey'e de ben hemen söz hakkı vereyim. Uğur Cömert, gençlere baktığımız zaman nasıl bir tablo var? Yani bu teknolojiyi takip eden, üretebilen, sorgulayan bir genç nesil mi siz görüyorsunuz yoksa ümitsiz, karamsar bir tablo mu var? Şöyle, biz şu an teknolojiyi üretmekten çok tüketiyoruz. Gençlerin birçoğu sabahtan akşama kadar sosyal mecralarda bir şekilde dolaşıyorlar, geziniyorlar. Fakat teknolojinin yararlı yönlerinden ziyade zararlı yönleriyle uğraşıyorlar diye düşünüyorum.
Tabii bu bir genelleme. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ölçülmesi, tartılması gerek ama gençlerin sosyal medyayı kullanmak kötü bir şey değil ama bu kesinlikle öyle. Yapalım, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Fakat sabahtan akşama kadar sosyal medyada durmak bağımlılık derecesinde olması kötü bir şey bence. Yani bu konuyla ilgili var mı düşüncesi olan arkadaş, özellikle şöyle arkaya uzatabilir miyiz mikrofonu? Evet. Öncelikle merhaba. İyi akşamlar herkese. Benim aslında sormak istediğim sorular biraz birikti. Yani kıymetli konuklar, Allah razı olsun, bayağı bir yorum yaptılar. Ben de onlardan birkaç soru derledim. Öncelikle siyaset en başta konumuzdu. Siyasetle alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki ülkenin şu anda içinde bulunmuş olduğu durum bir erken seçim gerektiriyor olabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman geldiğinden beri AK Parti iktidarının en büyük hedeflerinden birisi de seçimlerin aslında düzenli olmasıydı. Yani biz önceden ne diyorduk? Siyaset çok düzensiz. 2 yılda bir bir seçim oluyor. Koalisyon hükümetlerine mahkum durumdayız. Bu an özellikle bugün tekrardan erken seçim kararı alınmış olması, tam durum tabii ki şu an içinde bulunduğumuz şartlar zor durumlar. Gerçekten ülke olarak 15 Temmuz gibi hain bir darbe sürecinden geçtik. Bunlar çok atlatılması zor durumlar. Ama neden tekrardan erken seçim olayına geri dönüyoruz? Ayrıyeten girişimcilikten bahsettik. Şimdi girişimcilikle alakalı ülkemizde gerçekten büyük destekler var. Az önce dediğimiz gibi kuluçka merkezleri, artık mesela belediyeler de bu işe el attı. Belediyeler, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSMEK var. İSMEK'ten de çeşitli şekillerde destek alabiliyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Yani sosyal medyada hepimiz görüyoruz, arkadaşlar da görüyordur. İşte şuraya başvuru yaptı ama buraya kabul almadı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin şu kurumu kabul vermedi. Amerika'ya gitti, Amerika'dan kabul aldı. Yani burada biz mi bir hata yapıyoruz? Hata nerede burada diyorsun? Ya burada hata nerede yani? Hani biz gençler olarak burada kendi ülkemizdeki kurumlara başvuru yaparken mi hata yapıyoruz? Bizim buradaki kurum sahipleri mi hata yapıyorlar ya da kurum yetkilileri mi hata yapıyorlar? Yoksa Amerika'daki kurumlar çok çok mu iyi biliyorlar? Yani buradaki ben sıkıntıyı... Buradaki kurumlarımızın bence tamamen hakkaniyetli olduklarını düşünüyorum ama ortada bir sıkıntı var. Ve özellikle sosyal medyada bu çok gündem olduğu için bunu bir sorma gereği duydum. Yani inşallah hocalar... Önemli bir soru, evet. Yani konuklarımız arasında varsa cevap vermek isteyen ama şöyle mikrofon, evet. Bununla alakalı şöyle, öncelikle merhabalar, hayırlı akşamlar. Bununla alakalı şöyle, Türkiye'de bilim adamlarına, mucitlere... ya da girişimcilere ne kadar değer verildiğini de aslında sorgulamamız lazım. Önemli. Bunun önemini hissediyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz 2 sene önce olması lazım. Gaziantep'te AFAD'ın kampına, mülteci kampına gitmiştik. Oradaki işte kamp müdürü bizimle alakalı, bizimle bir hasbihalde bulundu. 10-15 dakika oturdu. Şöyle söyledi. Biz ilk bu kampı kurduğumuzda, bu konteyner kampı kurduğumuzda Avrupa'dan farklı böyle insanlar geliyordu. Sürekli burayı geziyorlardı. Gaziantep'in yani ilin tüm ilçelerini geziyorlardı. Kamp bölgelerine, çadır kentlere gidiyorlardı ama anlamlandıramıyorduk neden gelip gezdiklerini. Sonrasında anladık ki meğerse o savaşın felaketinden, korkusundan, işte dramından kaçıp buraya, Türkiye'ye sığınan ne kadar pilot varsa, ne kadar mucit, bilim adamı, astronot, ki bir tane astronot Gaziantep'te Gülzade Vakfı tarafından davet edildi, orada konuşturuldu. İlk defa uzaya çıkan Suriyeli astronot Gaziantep'te ağırlandı. Ne kadar böyle hakikaten yani yazılımcı, bilgisayar mühendisi, alanında uzman kimseler varsa hepsini almışlar, tabiri caizse toplamışlar ve Avrupa'ya götürmüşler. Yani o yüzden kaynayan kazan misali siyasi bir çalkan şeyimiz var, siyasi bir mecramız var. Ülkemizin, bölgemizin stratejik ve jeopolitik konumuyla alakalı olarak. Ama bazı şeyleri kaçırıyoruz. Hakikaten ne kadar önem verdiğimiz bilime, işte mucitlere, genç girişimcilere ne kadar önem verdiğimiz tartışılır. Bunu da konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tartışmak lazım. Ne kadar kıymet veriyoruz. O soruya cevap vermek isteyen konuklarımız var mı Ali Bey? Yani... Neden gidiyorlar Avrupa'ya? Siz tabii Avrupa'da yıllarca kaldınız. Avrupa'daki eğitim sistemi de iyi biliyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Böyle bir gerçeklik var mı? Yani bizim girişimcilerimiz neden oraya gidiyor? Böyle bir problemimiz var mı? Ve bu nerede? Sıkıntı nerede? Maalesef var. Sadece girişimcilik, teknoloji anlamında ya da başka dallardaki girişimcilikten değil... Eğitimcilikle ilgili de ben benzer şeyleri diğer ülkelerle ilgili duydum. Mesela yurt dışına giden bir öğretmen şunu söylemişti.
Niye hani burada öğretmenlik yapıyorsun? Çok riskli bir bölge. Şunu söyledi, Türkiye'de öğretmenliğe kıymet verilmiyor ama ben bulunduğum yerde toplum için çok önemli birisi olduğumu hissediyorum. Çünkü her gün bana bunu hissettiriyorlar. Sadece öğrenciler değil, buradaki bütün insanlar bana kıymet veriyor. Sırf öğretmen olduğum için, eğitimci olduğum için. Galiba biz birazcık hani bu herkesin takdir edilmesi, yeteneklerin ortaya çıkartılması, doğru yönlendirilmesi konusunda bir üst stratejiden yoksun bir şekilde devam ediyoruz gibi geliyor. Bunların hepsi iz düşümleri. Avusturya'da da arkadaşımın söylediği gibi çok güzel bir noktaya değindi. En böyle kalifiye Suriyelileri getirmişlerdi. Orada çalıştırıyorlardı. Hatta benim oturduğum mahallede mültecilerle ilgili resmi işlemleri yapan kuruluş vardı. Bakıyordum hakikaten, yani nerede kaliteli bir Suriyeli varsa onu bir şekilde getirmişler, kabul etmişler, işlemlerini yapıyorlar ve o anlamda o meslekte kullanabilecekleri firmaları, şirketleri yönlendiriyorlar. Peki bir yani burada çözüm ne? Yani biz bunun önünü nasıl alabiliriz? Bunun önü şöyle söyleyeyim, biz bu göç meselesiyle bile bence çok hazırlıksız yakalanarak kendi içimizde evet mücadele ediyoruz, 3 milyon mülteciyi barındırıyoruz diyoruz ama her zaman şu noktada hata yapıyoruz. Yani bir meseleyle, bir sorunla yüzleştiğimizde bunu nasıl kendimiz için fırsata dönüştürürüz, nasıl tanzim ederiz, bu toplumun refahı için, geleceği için kullanabiliriz konusunda planlama yapamıyoruz. Yani koordinasyonsuzluk var. Evet, kuruluşlar var, kamu kurumları var, sivil toplum kuruluşları var. Hepsi kendi içinde faaliyetler yapıyor. Mesela sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini dinlediğimizde şöyle bir sonuca varıyoruz. Ya ne güzel şeyler yapılıyor. Evet, çok güzel şeyler yapılıyor ama bir sivil toplum kuruluşu meselenin bu tarafından almış, orada bir şeyler yapıyor. Öteki tam tersinden almış. Ortada bir plansızlık var. Kamu kurumu da durumu toparlamaya çalışıyor derken bir bakıyorsunuz sonuç hanesinde bir sıfır var. Fakat dinlediğinizde evet herkes ulvi şeylerden bahsediyor. Faydalı işlerden bahsediyor. Sonuç çıkarılmıyor. Bunun temel sebebi bu plansızlık. Yani Osmanlıların, Almanlar için söylediği bir atasözü var. Hani Nemçe'nin bombasının fitili uzun olur diye. Yani bir plan güdüyorlar. Yaptıkları her işte bir strateji güdüyorlar ve iki adım sonrasını, üç adım sonrasını planlıyorlar. Biz ise belki birazcık jeopolitik olarak bulunduğumuz konum gereği durmadan mücadele içindeyiz. İşte hani arkadaşım çok güzel konuştu. Bir istikrardan bahsediyoruz ama işte erken seçim. Seçimleri bile vaktinde yapamıyoruz. Yani tarihte birçok örneği var. İşte 1444'te Varna Savaşı'nı yaptık. İkinci Murat çok rahat bir şekilde hayatını devam ettireceğini düşünüyordu ama 4 sene sonra 2. Kosova Savaşı'nı yapmak zorunda kaldık çünkü birleşip yeniden bize karşı bir saldırıya geçtiler. Yani bir süreç yaşıyoruz. Şimdi de aynı şey. Afrin'de bir tehlike vardı Suriye'nin kuzeyinde ve müdahale etmek durumunda kaldık. Bu müdahale bir mücadeleyi gerektirdi. Mücadelenin tetiklediği alanlar var. Olumlu, olumsuz. İşte SİHA'larla ilgili gelişimler olumlu ama toplumsal olarak ekonomik anlamda veya işte bu belirsizlik anlamında olumsuz bir etkisi oldu. Şimdi bütün bunları aşabilmek için, bu mücadeleyi devam ettirebilmek için böyle yenilenmek gerekiyor. Tali kararlar almanız gerekiyor. Yani muhtemelen herkes istikrar istiyor. Tarihimizde de herkes istikrar istemişti. Ama bu coğrafyada, bu topraklarda da istikrar ancak mücadeleyle sağlanabilir. Peki, söz hakkı isteyen gençlerden var mı? Şöyle mikrofonu da uzatalım hemen ön tarafa. İyi akşamlar herkese, merhaba. Şimdi arkadaşım yine erken seçimden bahsettiği için küçük bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. O konuyla ilgili. Evet, gereği var mıydı vesaire konuşuluyor. Geçen sene oylamada referandumda yaptığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekte ancak belirli maddeler 2019'da yürürlüğe girecekti. Ki bu arada da gerçekten 2 yıl gibi bir süre var ki 2 yıldan da fazla, bu uzun bir süre. Biraz teknik açıdan bakmak durumundayım çünkü ben bir hukuk öğrencisiyim. Yasama ve yürütme erkleri şu an gerçekten birbirinin içinde, iç içe geçmiş durumda. Ve dolayısıyla karar alma süreci biraz sıkıntılı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaten bizim en temel amacımız yasamanın, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa çıkarması, vatandaşın problemleriyle daha çok yasalarla ilgilenmesi ve yürütmenin de, yani Cumhurbaşkanı ve
yanındaki bakanlar kurulu dediğimiz aslında Cumhurbaşkanı yardımcıları olacaklar. Onların da yürütme faaliyetleriyle ilgilenmesiydi. Bunun keskin sınırlarla ayrılması için, çünkü biliyorsunuz daha çok kuvvetler ayrılığına giriyor bu. Ayrılması için böyle bir duruma gitmek zorundayız ki Orta Doğu'daki durum, Suriye'deki durum bunu tabii ki de tetikledi. Hızlı bir karar alma süreci gerekiyor. Bu yüzden de bence... Beklemenin bir anlamı yok. Evet, biraz öyle yani, olmak durumunda. Fiilen zaten başlamış bir sistem ama hukuken problemler yaşıyorduk. Dolayısıyla madem millet bunun adını koymuş, dolayısıyla hiç 2019'u beklemeye gerek yok diyorsunuz. Bir hukuk öğrencisi olarak. Buyurun, sözünüz varsa tamamlayın. Bu konu hakkında bu kadardı. Diğer konuyla ilgili de ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Biraz bizde ön yargı var. İşte gençler çok sosyal medya kullanılıyor. Kullansın yani bunda tamam zararı çok ama biraz bizde özgüven eksikliği var bu konuyla ilgili. Çünkü işte yabancı sosyal medya bloggerlara, YouTuber'lara bakıyoruz. Ama bir gerçeklik değil mi? Yani Türkiye'ye baktığımızda, gençlere baktığımız zaman acaba sosyal medyayı ne kadar kullanıyorlar? Ben çok kullanıyorum açıkçası. Tamam, kullanalım. Ben kullanmaya karşı değilim ama peki o gençler diyelim ki ne kadar kitap okuyor? Ne kadar televizyon izliyor? Yani bunun şimdi öğrenmenin boyutu biraz değişti. Yani YouTube'da robot yapanlar var, Çince öğretenler var, işte dil öğrenenler var. Neden YouTube'da Türkçe öğretmeyeyim ben başka insanlara ya da başka bir dil öğrenmeyeyim ya da işte yazılım öğrenmeyeyim? Çünkü artık kitap yerine o şekilde de öğrenebiliyoruz. Tamam, bu biraz tembellik oluyor, kabul ediyorum bunu. Ama dünyada biraz değişiyor. Dolayısıyla Türk gençlerinin biraz yaratıcı fikirlerinin olduğunu biliyorum ama bizde işte anne baskısı, baba baskısı, işte bırak artık elinden telefonu vesaire. Ben bunları biraz ya tabii ki de yeri ayrı onların. Bazen ölçüsü gerekiyor yani. Peki, ya bu sosyal medya ile ilgili var mı fikriniz? Yani evet ya biz tamam kullanalım ama ölçüyü kaçırıyoruz ya da yani hayır yani şöyle arkaya mikrofonu uzatalım, evet. Selamünaleyküm. Şimdi ben sosyal medya ile ilgili sosyal medyadan girip başka yerlere girmek istiyorum. Biraz uzun olmasın inşallah. Şimdi sosyal medya ile ilgili bizim bu kullanım alışkanlıklarımızla ilgili benim şöyle bir teorim var, öyle söyleyeyim. Ben kendim Çince tercümanlık okuyorum. Çin'e biraz daha hakimim bu konuda. Onların bu sosyal medya alışkanlıkları üzerine de belli araştırmalar yapmıştım daha önce. Türkiye'de bizim bu sosyal medyayı bu şekilde kullanmamızdaki başlıca sebeplerden birinin bizim kullandığımız bu servislerin batı kaynaklı, batı menşeli olmasının ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Üretim yerinin batı olması. Tabii. Ve üretim ve işletme, yani şu mesela en başta siz şöyle söylemiştiniz, sistemden bahsetmiştiniz. Sosyal medya aslında devasa bir sistemdir. Evet. Sanal bir sistemdir. İçerisinde bir sürü alt sistemler barındıran. Şimdi siz bu sistemin içerisine girdiğinizde bu sistemin üst kısmında bu üst akıllı bu sistemleri yönetenlerin ajandalarından haberdar olmadığınızda masum bir kullanıcı olarak bir internet sitesine giriyorsunuz. Kullanıcı adı, şifre alıyorsunuz. Ve bu hayatınızı değiştiriyor. Hayata bakış açınızı değiştiriyor. Düşünce yapınızı değiştiriyor. Mesela bizim dedik ya, girişimciler niye Avrupa'ya gidiyor? Bence gitsin. Biz gönderelim. Bunları örgütleyelim, tek teşkilat haline getirelim. Neden? Bunu yapalım. Neden yapalım? Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün dünyada Endüstri 4.0'dan bahsettik. Efendime söyleyeyim, yenilebilir teknolojilerden bahsettik. Elektrikten bahsettik. Sanayi devrimlerinden bahsettik. Şu an dünyada bunun öncü firmalarından girişimcilik konusunda Çin'dir tabii. Çin'in şu an Avrupa'da herhangi bir devlet, en küçük devletten en büyüğüne kadar. Bugün Yunanistan'da en çok yatırım yapan firmalardan çoğu Çin menşelidir. Aynı şekilde Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'ne şu an en büyük girdi Çin üzerinden yapılmaktadır. Niye bu insanlar devasa bir ülkede yaşarken, milyarlarca dolar harcanırken kendi ülkelerinde, kendilerinin böyle bir ucuz bir ekosistem kurmuş iken Silikon Vadisi gibi Çin hükümeti, Çin ekonomisi için pahalı olacak bir yerlere gidip orada teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Neden yapıyorlar? Çünkü onlar da biliyor ki bu işi kendi kafesimizden, kendi içerisine kurduğumuz, içerisinde doğduğumuz duvarların içerisinden çıkarak ancak girişimci olabiliriz. Yani ben şöyle düşünmeliyim. Ben bir düşünce yapısına sahibim. Fakat benim düşündüğümden daha fazlası dünyada mevcut. Ben gidip orada başka insanlarla tanışacağım. Bu kabuğu kıracağım ve aynı o şekilde bir girişimci ortaya çıkaracağım. Çin hükümeti bunu 1980'lerde Deng Xiaoping bilirsiniz. Bir devrim yapıyor ve bugünkü Çin'in aslında altyapısını kuruyor. En kritik konuşmalarından bir tanesinde bugün bizim yurt dışına yüksek lisans ve doktora için gönderdiğimiz öğrenciler için bir program vardır. LYSL yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu meselede şöyle bir eleştiri de, evet, yapılır. Yani sizler de okumuşsunuzdur. Evet.
giden, batıya gidenler bir süre sonra tamamen oranın felsefesiyle, oranın bakış açısıyla, batının işte diyelim ki düşünce sistemiyle hayata, evet, meseleye, hatta kendi ülkesine bu şekilde i̇şte bakıyorlar. Sosyal medyada yani, burada devreye giriyor. Yani benim saatimin bir genç olarak, gençlerin ciddi bir zamanının ciddi bir kısmını telefonunda, işte bilgisayarında, internet aleminde geçiriyor. Bu internet alemini sen yönetmezsen o insanın ne düşüneceğini, ileride ne düşüneceğini tahmin edemeyeceksin. Bunu yurt dışına gönderdiğinde orada bu servislerde kullanmaya devam edeceksin. Ya yani bu senin hayatının bir parçası olmuş. Dijital bir kimlik ortaya çıkmış. Eğer bu dijital kimliği şekillendirmek, tabii kaçamazsan nereye giderse gidiyor. Türkiye'de de senin değildir o genç. Yurt dışında da senin değildir. Yani bir Suriyeli de eğer Türkiye'ye karşı bir minnettarlık olsa Avrupa'ya gidip Avrupa için çalışmayacak. Sen bu sistemi kurabilirsen, bence benim kendi düşüncem bir sistem kurmaktır. Böyle bir sistem ortaya çıkarmaktır. Bu şekilde girişimciler. Başka şey söz hakkı isteyen var mı meseleyle ilgili arkadaşlardan? Şöyle Resul Bey. Hayırlı akşamlar. Programımız inşallah neticeye ulaşmış bir şekilde nihayete erdiririz. Biraz önce Serdar Bey ifade ettiler. Bir şekilde siz de onunla ekleme yaptınız. Belli bir geçiş noktaları, dönüm noktaları yaşadık işte. Bunun işte yeni çağıdır, yakın çağıdır. Bizim bu konuda biraz kaçırmışlığımızı fark ettik. Son nesil olarak şu an 2000 sonrası hayatını ikame ettiren gençler olarak biz şunu gördük. Biz kaçırdık ve bir şekilde yakalamalıyız. Çünkü bu işlerden kaçarak da bir şekilde bu şeyden çıkamıyoruz. Çünkü onlarla beraber yaşıyoruz, onlarla beraber kendimizi ifade ediyoruz. Ve şu an yakalama aşamasındayız ve üzerine giderek de bir şekilde teknolojinin her katmanlarında, her segmentlerinde kendimizi ifade ediyoruz. İşte bunu yaparken de şu an Milli Eğitim'in yurt dışı bursları, onun dışında çeşitli STK'ların, işte TİKTEN kuruluşlarının yurt dışı bursları bizi bir şekilde bu bilginin öğrenilip işte pergel metaforuyla çok dillendirilen bir şekilde bizim de savunduğumuz ayakları, kendi değerlerinde olan, işte bir tarafı kendi değerlerinde, diğer tarafıyla dünyayı tanıyan, dünyayı bir şekilde güzel bir şekilde yoğurup kendi ikliminden geçirmek, kendi iklimine bir şeyler söyletmek konumundayız. Yani kaçarak bir şekilde karşısında duramıyoruz. Bir şey onu öğrenerek, üzerine giderek, üreterek o kendi inovatif duruşumuzu da, daha doğrusu ruhumuzu da canlandırmış oluyoruz. İşte bu konuda biz elhamdülillah kendi özgünümüzü yakaladık. Bundan sonraki bir yola çıktık. Bu yola çıktık. Evet. Yolun neresindeyiz? Onlara göre hangi duraktayız? Burasını onlar yorumlasın. Biz artık yoldayız. Bu biraz karşı duruş, işte bir okuyuş olarak da gelebilir. Biraz önce en başa dönersek işte erken seçim. Erken seçimin ilk gündemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi seçiminde gençlere verilen bir söz vardı. Evet. Ve o gençlere verilen sözün ilk durağı da burası oluyor. 18 yaş mevzusu. Gençler olarak bir şekilde coğrafyayı okuyan, coğrafyayı bir şekilde şekillendirmeye, o coğrafyaya kendi iklimini yansıtmaya çalışan gençler olarak da işte verilen sözlerin, gençlere olan güvenin bir şekilde her yerde TÜİK raporlarından bahsedildi. Sayı muazzam. 30 yaşına kadar 30 milyon genç oluyor toplamda. Bu gençlerin kendi ifade etmiş şekilleri değişti. Kendini ifade edecek. Bunu siyasi erkekler nasıl okuyup gençlere yönelik ne yapacak? Bizim de bu aşamada bu soruyu yönetmemiz gerekiyor. Doğru. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Gençlerin siyasette de iyi temsil ediliyor olması lazım. Hakikaten bu önemli bir şey. Var mı söz hakkı isteyen arkadaş? Şöyle arka tarafa uzatalım. Hayırlı akşamlar herkese. Gerçekten güzel bir program oluyor. Herkesin sesine sağlık diyelim. Benim aslında Serdar Bey'e yöneltmek istediğim bir soru var. Buyurun. Teknoloji noktasında. Şöyle bir şey, tabii şimdi seçime gidiyoruz artık. 66 gün gibi bir kısa bir süre kaldı. Erken seçimin erken seçimi de diyebiliriz hatta. Şöyle bir şey bakıyoruz, dünyada sosyal medya ve teknoloji çok fazla kullanılıyor seçimlerde. Özellikle 2008'de Obama'nın Twitter'ı çok etkili kullanmasıyla beraber bugün hayatımızda çok fazla sosyal medyanın yer aldığını düşündüğümüz mecra 2008'den beri çok daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Tabii
66 günlük bir kısa süre içerisinde biz belki düşünmemeliyiz bunu ama uzun vadede Türkiye'nin de sosyolojisini düşünerek, yani seçimlerde Türkiye'de insanlara dokunmak çok önemli. İşte bir taksi durağına gidip ya da bir kahveye girip insanlara dokunmadan, derdinizi anlatmadan maalesef seçimlerde başarılı olamadığımızı düşünüyoruz. Uzun vadede, yani 66 günü düşünmenin haricinde sosyal medyayı ve inovasyonu nasıl kullanarak aslında biz etkili bir seçim kampanyası yapabiliriz? Bence uzun vadede çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. İletişim üzerine bir yüksek lisans çalışması yapıyorum. Açıkçası beni çok düşündürüyor bu konu. Peki. Yani açıkçası sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Peki, hemen sözü Serdar Bey'e vereyim. Evet. Ya şimdi tabii işe siyasi konjonktür üzerinden girince ben de dedim ki nasıl cevap vereceğiz buna, biraz düşüneyim diye. Ama aslında arkadaşımızın ismi neydi tekrar? Ramazan Bey. Şimdi Ramazan kardeşimizin söylediği mevzu aslında biraz daha bugün pazarlama teknolojileri de gelişti tüm dünyada. Mesela geçen Amazon'un işte yine sosyal medya aracılığıyla ben de izledim. Amazon'un kendi yapay zeka ile çalışan bir market kurmuş. Şimdi bu market aslında ne yapıyor? Sizi gözlemliyor. Hangi ürünün önünde ne kadar durduğunuza bakıyor. Kaç dakika hangi üründe. O ürünün rengini değiştirdiğinizde renk değişikliği kaç tane insanı oraya çekiyor. Bunların hepsi istatistiki veri olarak topluyor. Arka tarafta kurguladığı yapay zeka buradan bir ölçümleme yapıyor. Diyor ki ya diyor buraya işte atıyorum yani şu anda yeşil renkli bir şey koyarsanız önünde 100 kişi değil 200 kişi durur. Şimdi bu tabii yeni sistem pazarlama teknikleri. Aslında seçim de bir pazarlama. Yani sizin bir fikriniz var ve o fikri geliyorsunuz satıyorsunuz. Topluma fikir satıyorsunuz. Topluma icraat satıyorsunuz. Yaptığınız şeyleri satıyorsunuz. Bunların aslında hepsi ölçümlenebilir. Şimdi hemen bu soruya cevap verirken şeyi bağlayacaktım. Hanımefendi arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani dünya değişiyor. Ben orayı parantez içerisine alıyorum. Hakikaten dünya değişiyor. Bunun önünde durup ya bu olmasın bu olmasının yerine ya bunu değiştiriyoruz. Biz buna kendimizi nasıl doğru bir şekilde adapte ederiz? Bu suyu doğru bir şekilde akıtırız. Zaten su akıyor yani. Onun önünde set olmaktansa onu farklı yollarla daha verimli bir şekilde kullanabilmek önemli. Bu maksatla mesela geçen yine sosyal medyadan takip ettiğim diyor ki 68 tane mi bir tweet? Belki hepiniz okumuşsunuzdur bilmiyorum. 68 tane retweetine bakıp kişinin hangi partiye oy vereceğini çıkartırız diyor. Yani 68 olmaz mı 75 olur. Neyse sayı çok önemli değil. Belki 5 tanesiyle çıkartabilir. Ama bunlar yapılıyor mu? Zaten yapılıyor bunlar. Sizin bugün yani mesela işte Facebook kullanıyorsunuz. Facebook'taki network haritanıza, bağlantı haritanıza bakıp sizin siyasi hatta şahsi kimliğinizle alakalı bir sürü veri oluşturulabilir. Tanıştığınız, konuştuğunuz. Yapılıyor. Yapılmayan şey ki değil yapılmayan bu. Şeyler değil, evet. Zaten yapıyor. Bu çok basit bir algoritma yani. Arka tarafta bir yapay zeka kurguluyorsunuz. Üstad zaten yapıyor yani bu işleri. Evet. İsterseniz ben kendisine söz verelim hemen. Erkan Bey anlasın. Arkadaşlar sosyal medya kullanımından bahsettiler. Aslında biraz iki konuyu ben bir araya getirerek izah etmeye de çalışayım bildiğimiz kadarıyla. Sosyal medyayı kullanmak muhakkak çok aslında iyi bir şey. Yani uluslararası olarak bütün insanları bir araya getiren, iletişimi hızlandıran, her anlamda aslında bariyerlerinde yıkılmasına sebep olan iletişim kanalları sosyal medya. Ama ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Yani az önce Serdar Bey'in de ifade ettiği gibi sosyal medyada yaptığınız her şey aslında kişilik özelliklerinizi de ortaya koyuyor. Siz bir tweet'i retweet ettiğiniz zaman, like it yaptığınız zaman, aynı şekilde Facebook kullandığınızda beğendiğiniz girdiler, hepsi aslında kişiliğiniz hakkında bazı bilgiler veriyor. Bakın son dönemde işte çok popüler bir konu aslında arkadaşımızın da sorusuna cevap niteliğinde. Cambridge Analytica olayı. Facebook'taki veri konusu. Nedir bu konu? Zamanında Cambridge Analytica diye bir şirket, veri üzerinde çalışmalar yapan bir şirket. Facebook'un zamanında çok ciddi verilerini alarak, bunu da illegal yoldan almıyor aslında. Facebook'ta bir uygulama yapılıyor. Bunu Cambridge Üniversitesi'ndeki bir akademisyen yapıyor. Bu akademisyen de Cambridge Analytica ile aslında birlikte çalışıyor. Siz o uygulama üzerinden Facebook uygulamasına dahil oluyorsunuz. Hatta bir anket yapıyorsunuz. $1 ödül alıyorsunuz. Fakat profil bilginizi
bu uygulama profil bilginize erişim hakkı kazanıyor. Siz bu uygulamaya izin verdiğiniz zaman. Peki ne yapıyor bu uygulama? Sadece sizin profilinize değil, sizin tüm arkadaşlarınızın tüm profillerine erişim hakkı alıyor. Tabii bu Facebook'un açıkladığı kadarıyla o zamanki bir kuralmış. Yani bugün itibariyle Facebook buna izin vermiyor belki ama o zaman çok ciddi verilere dolayısıyla ulaşılıyorlar. Ulaşılıyor. Cambridge Analytica şirketi. Bu profil bilgileri üzerinden sosyal analizler yapıyorlar ve şunu ortaya koyuyorlar. Bir insan neyi seviyor? Hangi mesela Amerika'daki son seçimlere müdahil olduğu iddia ediliyor. Brexit'e müdahil olduğu iddia ediliyor. Kenya seçimlerine bu şirketin yaptığı profil analizleriyle ve de medya verileri oluşturarak müdahil olduğu iddia ediliyor. Yapılan şu, sosyal medyadaki verilerinizi ortaya koyarak aslında sizin hangi adaya neden oy vereceğinizi tahmin ediyorlar. Bunu da arkadaşlarıma tavsiye ederim. Programdan sonra araştırsınlar detayını çünkü Cambridge Analytica şirketinde bu veri analizini yapan bir programcı bunları bizzat itiraf etti. Kişi kişi, Amerika'da kişi kişi belki 20-30 milyon seçmenin aslında neye temayülü olduğu, ne tarafa oy kullanacağını tespit ediyorlar. Ve de bakın şunu bile biliyorlar. Ben size ne dersem fikrinizi değiştiririm. Ve bunu kaç kere söylersem fikrinizi değiştiririm. Bunu belki hangi medya organıyla karşınıza getirirsem fikrinizi değiştiririm. Bunu bile biliyorlar. Kişi kişi biliyorlar ve bazen kişi kişi hedefe yönelik o medya içerikleri oluşturuyorlar. İnternet sayfaları oluşturuyorlar, tweetler oluşturuyorlar, Facebook sayfaları oluşturuyorlar. Ve de kişi kişi hedef alarak sizin aslında seçimde oyunuzu değiştirmeyi hedefliyorlar ve bunu başarıyorlar. Yani bu bir yöntem olarak kullanılıyor. Tabii bu bir yöntem olarak kullanılıyor. Bugünün dünyasında işte veriyi toplama, veriyi analiz etme, yapay zeka, makine öğrenmesi algoritmalarıyla bundan sonuç üretme, veriden bilgi üretme bu aslında sadece bir örneği. Bunlar artık çok kolay hale geldi. Dolayısıyla benim genç arkadaşlara tavsiyem şu, tabii ki sosyal medyayı kullanın. Ama sosyal medyayı kullanırken yaptığınız her hareketin aslında bir yerlerde kaydedildiğini, sadece sosyal medyayı kullanarak da değil aslında, internette gezerken bile birçok veri toplanıyor. Tarayıcınız vasıtasıyla birçok veri toplanıyor. Dolayısıyla bunu hepiniz görmüşsünüzdür yani aslında. Bunu bilerek kullanın. Tabii bunu bilerek kullanın. Peki ben bir soru da Ali Bey'e sormak istiyorum. Yani bu sosyal medya ile ilgili, hani biz biliyoruz ki evet Türkiye'de hemen hemen herkes kullanıyor. Avrupa'da nasıl bir durum? Yani Avrupa'da mesela gençler ciddi anlamda sosyal medyayı kullanıyorlar mı? Ya da bizimki kadar çok değil. Zaten bu malum çeşitli araştırmalarda bu istatistikler yayınlanıyor. Bir örnek vereyim. Şu anda Avusturya'nın başbakanı olan kişi bakan olduğunda işte 1200 takipçisi vardı. Hatırlıyorum ben merak edip bakmıştım. Bakan olduktan sonra da 3-5 bin falandı. Sonra işte Avrupa'nın en geç başbakanı olduğu için biraz popüler oldu ve takipçi sayısı arttı. Ama hala bizim sanatçılarımıza, siyasetçilerimize göre Avrupa'daki meşhur kişilerin profillerine bakarsak çok azınlıkta olduğunu görürüz. Ya gençlerin biraz daha şunu söyleyeyim, özellikle son birkaç yılda Instagram'a çok fazla teveccühü var. Orası üzerinden kendilerini daha hissediyorlar ve yetişkinlerin olmadığı mecralara yöneliyorlar. Nerede bir şey varsa, hani yaş ortalaması yüksekse gençler oradan derhal kaçıyor ve işte YouTube kanalları üzerinden, işte Instagram profilleri üzerinden kendilerine başka bir dünya inşa ediyorlar. Bu Türkiye için bence bir problem olarak telakki edilmeli. Bu meselenin üzerinde durulmalı. Yani araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla neden Almanya'da bu kadar çok sosyal medyayla uğraşılmıyor, gençler başka şeyler yapıyorken biz bu kadar uğraşıyoruz. Avantajı nedir, dezavantajı nedir? Yani somut olarak ortaya konulmalı. Peki. Söz hakkı isteyen var mı? Şöyle hem buyurun. Konuyla alakalı ilintili olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hemen hemen her akşam YouTuber'ları girer tek tek takip ederim. Ne konuşuyorlar, ne anlatıyorlar, işte gençlere eğlendirme noktasında nasıl bir çabaları var. Gençlerin teveccühünü, ilgisini daha iyi okuyabilmek açısından sürekli takip ederim. Mesela şöyle bir şey görüyorum. O YouTuber'lar sokakta gezemiyorlar, yürüyemiyorlar. Mükemmel bir ilgi, mükemmel bir sevgi var.
Bizim de biraz STK boyutuna dönecek olursak, bizim de STK'lar yani sivil toplum kuruluşları özellikle gençliğe hitap ettiğini düşünen, burada çalışan, sürekli gece gündüz bir mücadele gösteren, çaba gösteren STK'ların artık şu klasik böyle şiir yarışmalarından, fotoğraf yarışmalarından böyle biraz daha bu mecralara dönmesi lazım. Mesela, yok mu ya bu anlamda? Var gibi yavaş yavaş. Yani mesela sosyal medya konusunda gençlere işte yönlendirecek diyelim ki çalışmalar, programlar yapılıyor mu? Yani bu biraz daha devlet kurumları tarafından belki burslar aracılığıyla biraz daha teşvik ediliyor diyebiliriz ama mesela bizim de kurucularından ve üyelerinden olduğumuz Türkiye Gençlik STK'ları platformu yeni bir yarışma başlatıyor. Merhaba kanalıma hoş geldiniz ismi altında bir YouTuber yarışması başlatılıyor. Ciddi bir ödülü de var. Bu tarz böyle bu mecrayı da takip edebilecek, gençlerin de ilgisini daha fazla çekebileceğimiz yarışmalara, ama şiirden de korkmamak lazım. Yani muhakkak edebiyat önemli, şiir önemli, evet. Kültür önemli, okumalar çok önemli ama yani arkadaşımız dediği gibi dünya ciddi anlamda değişiyor. Yani e-kitap sistemi var artık insanlar, evet. Yani tabletler üzerinden, telefonlar üzerinden kitap okuma ihtiyacı duyuyor. Resul kardeşimiz de ilahiyatçı, o da iyi bilir. Bu külliye dolusu kitap kütüphanesi olan insanlar var ama artık o insanlar dahi, o hocalarımız, o akademisyenler dahi o kitapları indirmiyorlar, o kitaplara bakmıyorlar, yönelmiyorlar. Çünkü Şamile denilen bir yazılım var ve o yazılım üzerinden bu külliye dolusu kadar kütüphaneye bir tıkla erişebiliyorlar. Yani böyle bir gerçeklikteyiz, böyle bir peki. Dünyada yaşıyoruz. Bunun da farkında olmak peki, lazım. Peki başka söz hakkı isteyen var mı? Şöyle arka tarafa hiç konuşmayan arkadaşlara söz hakkı verirsek, evet. Merhabalar, ismim Abdullah Cihat. Mimar Sinan Güzel Sanatlar'dan mimarlık okuyorum. Ben de bu sosyal medya ile alakalı nacizane birkaç fikrimi paylaşmak istiyorum. Biraz yakın tutar mısın? Sosyal medya aslında çok fazla farkında olduğumuz bir kurum. Yani farkında olduğumuz bir sistem. Ancak farkında olmadan elimizden itip giden kimi şeyler var. Yani bunu da zaten hani asıl amaçlarının bu olduğunu düşünerek yaptıklarını düşünüyorum. Yani bize her türlü alanı, her türlü ilgiyi o ortamlarda sunmaya çalışıyorlar. Yani hani en güvendiğimiz şeyin o programlar, en güvendiğimiz alanların telefonumuzdaki uygulamalar olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar bize. İşte mesela cebimize ne kadar para olduğunu yanımızdaki arkadaşımız bilmiyor ama bankamız biliyor. Yani bankadaki o uygulamamız biliyor veya işte kaç arkadaşımız olduğunu annemiz babamız bilmiyor ama işte hiç tanımadığım bir arkadaşım evet. Benim herhangi bir sosyal medya profilime girdiği zaman görebiliyor. Yani ben bunların yanında hani bu hızın yanında çünkü anormal bir hız insan bu hıza aşık olarak yaşıyor. Bu hızın yanında bu geleneksel değerlerimizin gelenekselden çok olmamız gereken değerlerimizin de kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu alanımdaki gözlükle baktığım zaman da hani şu şekilde değerlendirebilirim. Mesela eski yapılara baktığımız zaman yani Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapılara bakalım mesela işte Süleymaniye, Kılıç Ali Paşa veya Şehzadebaşı gibi camileri. Ya bunlar yüzyıllar boyu ayakta durmuş camiler. Ki şu ama, an içinde bulunduğumuz mekan da öyle. Burası da aynı öyle. Dışıra Külliyesi Camisi. Aynen öyle. Bu yapılar yüzyıllar boyu ayakta durmuş yapılar ve bu yapıların yüzyıllar boyu ayakta durmasını sağlayan uzun vadede alınmış bir eğitim. Yani ince ince dokunulmuş, ince ince işlenilmiş ve ince ince öğrenilmiş bir eğitim. Artık biz bu eğitimleri hani sosyal medyayı ne kadar böyle iyimser göstermeye çalışsak da sosyal medyadan çok ucuz bir şekilde, çok kalitesiz bir biçimde öğrenmeye başladık. Yani bir yapının uzun ömürlü olmasını ilminin de uzun bir şekilde öğrenilmesine bağlıyorum ben. Yani biz uzun ömürlü bir ilim almadığımız için ne yazık ki uzun ömürlü yapılar, uzun ömürlü ilişkiler de kuramıyoruz insanlarla. Peki, teşekkür ederiz. Başka söz hakkı isteyen var mı? Şöyle. Evet. Muvaffakiyetler diliyorum evvela. Teşekkürler. Hakikaten derin bir konu aslında. Fakat çok yönlü bakılması gereken, bu çok yönlü bakıldığı zaman da vaktin olmayacağı için kısa ve öz genelleme buyurun. Yapmak gerekirse. Genel itibariyle baktığımız zaman sosyal boyuttan insanlar biraz daha bireyselleşiyor.
daha çok sanala kaçmanın, yalnızlaşmanın verdiği etkenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii bu kişiye ve ortama göre değişebiliyor nedenlerini ve niçinlerini sorguladığımız zaman. Sokrat'ın bir ifadesi vardır. Oldukça fırsat buldukça da dile getiririm. Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değer değildir diye. Zannedersen bir yerlerde bir ipler koptu. Biz bunun farkında değiliz. Evet, hakikaten hızlı bir zamandayız ve bu hızlı zamanı yakalamamız da gerekiyor. Ama bunun yanında bir ayağımız sabit, bir ayağımızla bütün dünyayı dolaşabilmeliyiz. Fakat biz bir ayağımızı sabitlemeyi unutuyoruz ve biz dünyayı dolaşıyoruz ama geldiğimiz noktayı bilmiyoruz. Belki öteleri görmek, ufka dalmak istiyoruz. Lakin geçmişimizi de bilmemiz gerekiyor. Biraz bu bağları kopardığımız için zannedersem neden ve niçinleri... Bocalıyor muyuz? Yani biraz. Geçmişte olan bağımızı biraz kopardığımız için biraz bocalıyoruz ve bir gelecekte inşa edememe gibi bir şeyim var. Sıkıntılar böyle bir yaşanıyor. İki dünya arasına sıkışmış oluyor. Biz kendi değerlerimize baktığımız zaman bile kendi insanımızın iki dünya arasına sıkıştığını görüyorsunuz. Evet, bir şeyler eksik var ama o eksiklerin farkında bile değil. Bir mutmainsizlik var, bir tatminsizlik var. Hep bir şeyleri, bir şeylerin peşinde koşma telaşı. Etrafımızda gördüğümüz insanlardan bile analiz ettiğimiz kadarıyla hakikaten... Şiirle ve edebiyatla da ilgilendiğim için o alanlardan da bakıyoruz. İnsanlar artık hayatta bulamadıkları o mutluluğu, o huzuru kimisi şiirle bulabiliyor, kimisi farklı etkenlerle bulunabiliyor, kimisi eğlenceyle bulmaya çalışıyor. Ama baktığımız zaman özellikle sosyal medyayı ben de kullanıyorum şiir ve edebiyatla ilgilendiğim için. Fakat görüyoruz ki çok üst düzeydeki insanların da profilleriyle, çok sıradan olan insanların profilleriyle, en basit bir ilkokul, ortaokul çocuğunun bile arkadaşlık listesine baktığınız zaman 1-2 milyon gibi bir zaman içerisinde yükselmiş bir sayı var. Hepsini tanıyorlar mı? Hayır. Kaliteli bir ilişki ya da işte bir arkadaşlık mı? Hayır. Ama onlarla övünüyorlar bu kadar çok olmasına. Keza çok basit bir ifadeyi, müthiş bir beğeni var. Ama çok kaliteli bir paylaşımın altında çok fazla bir beğeni de yok. Bir şeylerde sıkıntı var. Söz uzun, söz uzun ama bu uzun sözü derin manalar katabilmeyi çok isterdik ama dediğim gibi... Peki, teşekkür ederim. Evet. Başka hiç konuşmayan şöyle arkadaşlara söz hakkı verelim. Mikrofonu da uzatalım, evet. Bununla alakalı ben kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bir Müslüman güruhunun içerisinde... Biraz yakın tutar mısınız mikrofonu? Bir Müslüman topluluğun içerisinde bir Yahudi gelip diyor ki her gün 5 defa abdest alıyoruz. Güzel kokalım. Her seferinde abdest suyumuza biraz gül suyu katalım. Herkesin hoşuna gidiyor. Gayet de hoş bir fikir olarak karşılanıyor. Daha sonra buna başlıyorlar. Gül suyuyla abdest almaya başlıyorlar. Güzel kokuyorlar. Bir süre sonra gül suyu bulamıyorlar. Diyorlar ki yani şimdi ne yapacağız o zaman? Yani bizim gül suyuyla abdest almamız gerekiyordu. Normal abdest almayı şey yapamıyorlar. Yani artık kaçırıyorlar o noktayı. Ve hani burada güzel bir şey olabilir. Ama bu fikri kimin verdiğini de önce şey yapmamız lazım. Yani düşünmemiz lazım, irdelememiz lazım. Bize sosyal medya fikrini kim verdi, kimden geldi, nereden geldi noktasına da bakmamız lazım. Hı hı. Her gördüğümüze hemen atlamak, ona hemen bir iltimas göstermek noktasında süre gelen bir sıkıntımız var gibi sanki. Edebiyatımıza da baktığımızda yani ilk yazılı eserlerimiz bile yani bu yeniye karşı olan bir tepki, ne oluyor, neyle karşılaşıyoruz, nereye gidiyoruz noktasında bir sürekli bir eleştiri var. Yani bunu Namık Kemal'de de görüyoruz, işte Ahmet Hamdi'de de görebiliyoruz edebiyatımızda. Sürekli tartışılan nokta aslında burası. Yeni olan her zaman güzel mi, buna nasıl bir tepki vermemiz gerekir noktası sürekli gündem halkımızın ve aydınlarımızın gündeminde olan bir nokta. Ben de burada şunu katmak istiyorum. Eğer bizim yerli ve milli diye bir tasavvurumuz varsa ileriye dönük projelerimizde yerli ve milli olsun kaygısı gidiyorsak bence burada artık bilgiyi bilince dönüştürmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Bilgiyi bilince dönüştürmek. Evet, bilgiyi bilince dönüştürmemiz gerekir. Yani Facebook'umuz var ama Facebook bilincimiz var mı? İşte Twitter'da keza veyahut da Instagram'da artık her neyse bunları bilinçle kullanabiliyor muyuz? Bilinçli bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Ben kendi sosyal medya hayatım olarak baktığım zaman çok erken tanıştım. 6. sınıftaydım yani bununla tanıştığımda. Bayağı uzun bir süre oldu. Hatta etrafımdakiler, büyüklerim vesaire bana hep kullanma, yanlış bir yer, bir an önce kapatmalısın noktasındayken şu an hepsi kullanıyorlar bunu. Ve sosyal medya olarak bu özelde gördüğüm şey küçükten büyüğe doğru gittiğini görüyorum. Yani Facebook mesela ben erken kullanmaya başlamıştım. Sonra büyüklere doğru gitti bu. Ama mesela ben de YouTube'u kaçırdım. Benim daha küçük kardeşlerim, kuzenlerim YouTube kullanarak geliyorlar. Yani bunu yok sayamayız. Evet, dünya ama önemli şey olan diyorsun yani bilinçli bir şekilde kullanmak bunları. Evet, bunu bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Hemen mikrofonu uzatalım. Öncelikle hayırlı akşamlar. Sosyal medya üzerine ben de kendi düşüncemi dile getirmek istiyorum. Sosyal medya artık öyle bir hal aldı ki aslında hepimizin cebinde bir sosyal medya bulunuyor. Ve şuna geliyor. Telefondan vazgeçebiliyor muyuz ki sosyal medyadan vazgeçebilelim? Çünkü artık tek tıklar yere ulaşabiliyoruz. Aslında sorun şu. Hepiniz bilirsiniz. İşte Twitter engellendi ama Türk milleti bir saat sonra Twitter'a girdi. İşte YouTube engellendi, bir saat sonra girdi. Wikipedia engellendi, çözüm bulundu, yine girildi. Aslında engel tanınmıyor. Burada yapacağımız şey şu olmalı. Engel tanımaktansa yönlendirmeye girmemiz lazım. Ne oluyor? Artık gençler için sosyal medya bir iş kapısı haline geldi. Mühendisler için. Projelerini yapıyorlar. Artık kendileri projeyi satmaya gitmiyor. Projelerini sosyal medyada duyuruyor ve artık fon desteğini böyle alıyor. İşte üniversite okumamış ama el becerisi var. Takısın tasarımını yapıp sosyal medya üzerinden bunun satışını yapıp bu bir girişimciliği sağlıyor. Aslında önemli olan şey burada şu. Biz sosyal medyayı engellemeli miyiz? Yoksa insanlara nasıl kullanılması gerektiğini ve kullanmasının sonucu onlara gösterebilmeli miyiz? Evet. Mesele bu. O da yine bilinçle ilgili bir şey tabii. Hatta enteresan videoları hazırlayıp YouTube üzerinden para kazananlar bile var yani bu şekilde. Ben arka tarafa uzatabilir miyiz mikrofonu? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu programı yaparak biz gençlere söz verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Önce gündemden başlamak istiyorum açıkçası. Buyurun. Yani siyasi istikrarın eğitim sistemindeki önemini bugün tekrardan fark etmiş olduk seçim tarihinin TYT sınavına denk gelmesiyle birlikte. Bunun yanı sıra ben biraz da girişimcilik konusu üzerine konuşmak istiyorum. Türkiye'de sosyolojik olarak girişimcilik bence tam olarak oturmadı kavram olarak. Yani kafe açmak bir girişimcilik mi? Türkiye'deki eksikliği biraz belli olan hayvancılık sektöründe var devam olmak. Devam edeceksin ama yani hani böyle bir itirazın var. Sözü hemen uzmanına verelim. Bir şey var mı böyle bir problem? Yani o kavramla ilgili. Girişimcilik kültürünün oluşmadığı konusunda arkadaşım haklı. Girişimcilik kültürü yani dünyanın anladığı manada henüz tam olarak oturmuş değil. Yani bunu en baştan şöyle söyleyebiliriz. Mesela girişimcilik normalde bugün Amerika'da aslında en büyük şeyi orada. Oradan çıktı. Yani 25 yaş altıdır girişimci diye bakılan şey. Yani bugün hep konuştuğumuz için aslında konu biraz da benim gördüğüm sosyal medya özelinde döndü. Bir değişiklik olacak evet. Herhalde. Şimdi Facebook'un kurucuları kaç yaşındaydı? Bizde mesela biz bunun istatistikine verisini tutabiliyoruz. Şu anda yaş ortalaması 32. Yani bizde mesela girişimci dediğimiz kişi biraz tecrübelenmiş, bir şeyleri öğrenmiş geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Onun ikisini iyi ayırmak lazım. Evet hepsi girişimcidir bu arada. Yani bugün kuaför açan da girişimcidir. Kelime manası. Bugün TDK'ya girin, Türk Dil Kurumu'na. Girişimci ne demek? Herhangi bir girişim yapan kişidir. Yani şahıs şirketi kurabilir, limited kurabilir, AŞ kurabilir. Hepsi girişimcidir. Bugün kuaför açan da girişimcidir. Ama bizim konumuz teknolojik girişim noktasında olduğu için
Hatta onun şöyle söylemiştik. Ya arkadaşlarımız biraz önce ben bazı notlar aldım. Buna da izniniz varsa cevap vermiş olayım hepsine birden. İsterseniz şöyle bitirsin. Yani, ondan sonra şey yani yapın, sözlerini söz bitirsin alayım. Ondan tamam. Sonra ben size söz hakkı vereyim. Teşekkür ederim. Yani aslında bu teknolojik girişimcilik üzerinde de hani Türkiye'de varlığı artık yeni yeni belli olmaya başlıyor. Özellikle STK'lar tarafından da teknoparklar, kuluçka merkezleri yeni yeni gündemimize girmeye başlıyor. Ama henüz tam böyle oturmaması net bir şekilde önümüzde. Bunun için yapılan çalışmalar var mı? Bir diğer soru da Türkiye'deki yerli ve milli markaların pazardaki değeri gerçekten okunabiliyor mu? Az önceki İngiltere örneğinizden marka değerinin tam olarak oluşmadığını, oturmadığını görebiliyoruz. Bu yönden neler yapılması gerekiyor markalarımızın? Evet. Yani şimdi arkadaşımızın sorusuyla 4 tane soru olmuş oldu. Kısa bir şekilde böyle hani evet, vaktimizi çok... Yani, evet hemen hızlı şey yapalım. Ama şunu açıkça ifade etmek lazım. Yani teknolojinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz burada da. Bir şey daha var. Onu çok söylemek istiyorum. Şimdi geçmişte hep sanatçıları biz önde görürdük. Yani bizim televizyon programlarımızda Pavarotti çıkardı mesela, değil mi? Pavarotti'yi söylerlerdi. Yani bizim zamanımız için söylemişti. Ya da herhangi bir sanatçıyı öne çıkartırlardı. Temsil makamı sanattı. Bugün baktığınızda aslında temsil makamı kim? Teknolojik işler yaparlar. Bugün gençlerin bilmiyorum hani biz üniversite içerisinde olduğumuz için, üniversitenin içinde olduğumuz için üniversiteli öğrencilerle de birebir konuşuyoruz. Bugün Elon Musk'ı konuşuyorlar. Efendim Facebook'un şu Mark Zuckerberg'i konuşuyorlar. Efendim işte Steve Jobs'ı konuşuyorlar. Aziz Sancar'ı konuşuyoruz değil mi? Geçmişte hiç söyler miydik? Bugün Aziz Sancar'ı konuşuyoruz. Cahit Arif'i konuşuyoruz. Cahit Arif'i bilmiyorum yani şeylerde bakarsanız paraların arkasında konuşuyoruz. Bilim insanları. O konuşanlar yani evet. O üniversitelerde evet. Onları konuşanlar sonra o hedeflere de ulaştılar ki Selçuk Bayraktar. Mesela aynen öyle. Yani bugün şimdi popüler olan kim? Popüler olan teknoloji geliştiren büyük girişimlere yani özellikle teknolojik girişim bizim kendi alanımız parantez içerisinde. Teknolojik girişimle öne çıkan insanları bugün konuşuyoruz. Demek ki sanat temsil kabiliyetini teknoloji karşısında kaybetmiştir. Bugün teknoloji bir temsil kabiliyetidir. Bugün teknolojiyi biz elimizde tutabilirsek, arkadaşımın da belki hani yerli ve milli vurgusunu yaptığı için söylüyorum bunu. Bugün yerli ve milli teknolojiye ulaşabilmek istiyorsak, bugün teknolojiyle ilgilenen insanların yerli ve milli olmasını sağlamak lazım. Bugün teknoloji geliştirme bölgelerinde ne kadar çok yerlilik ve millilik bilincine sahip insan olursa o zaman yerli ve milli teknolojiye de ulaşabiliriz. Yani girişim manasında da işte size iş düşüyor. Girişimciler. Şimdi bir, girişimcilikle ilgili bu mantığı önce vurgulamış olalım. Kuaför, efendim, berber vesaire neyse açacak herhangi birisi varsa onlar KOSGEB'e müracaat edebiliyorlar. KOSGEB üzerinden gidiyor. Ama bugün mesela İsrail kendi yüksek teknolojisini 28 tane kurduğu kuluçka merkezine borçlu. Neden? Kuluçka merkezleri büyük şirketlerin yapamadığı cesaretle saldırıp herhangi bir işi başarabiliyorlar. 3 kişilik, 4 kişilik gruplarla. O yüzden girişim önemli. Peki Türkiye bu manada ne yapıyor ya da bilinçlendirme yönünden? Şimdi arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki teknoparklar teknoloji Türkiye'de projeler onaylanmıyor ama Amerika'da onaylanıyor. Bu olay geçen TÜBİTAK'ın bir şeyinde vardı. TÜBİTAK'ta çıktı. TÜBİTAK buna cevap verdi. Dedi ki bu teknolojik girişim evet inovatif bir şeydi ama teknolojik bir ürün değildi. Yani ne demek? Mesela TÜBİTAK ya da teknoloji geliştirme bölgeleri kahveye yapılan poşetin yani inovatif bir çıktıdır o. Satışı da olur. Ona destek vermez. Size yani kurulduğunuz günden bugüne ne kadar 500 yani, tane 500 tane 500 tane girişimci gelmiş. İlginç satabilen yani evet. Var mı böyle var projeler? Mesela ben bir iki tane örnek vereceğim sadece. Bir çok tanesi kısa bir şekilde bir tanesi sen. Geçen Amerika'da birincilik ödülü aldı. Neydi bizim o proje? Bizim kuluçkamız yani bu arada bizim girişimcimiz biz destekledik. Bu Pirina'dan zeytin çekirdeğinden biliyorsunuz bu gıda ambalajları var. Gıda ambalajları normalde hayvansal ürünlerden yapılır. Bir de çok fazla şey vardır. Yok işte domuz yağı karıştı mı bilmem ne oldu mu vesaire mi diye konuşulur çok. Bunu bitkisel üretti. Zeytin çekirdeğinden yani siz çıkartıyorsunuz ağzınızdan çöp diye attığınız şey. Ondan aldı, üretti. Dünyada bir örneği daha var. Onun da 1/3 daha maliyeti uygun hale getirdi ve üretti. Sonra büyük bir şirketten işte girişimcilik kısmında önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Yatırım buldu. Biz onları buluşturduk. Yani Türkiye'de bilinen büyük şirketlerden bir tanesi.
ciddi oranda da bir hissesini satın aldı onun ve yatırım yaptı. Şimdi pazarlaması için Amerika'ya gidiyor. Böyle örnekler var. Gidiyor. Örnekler. Bunun gibi bir sürü var da. Ama 4 tane maddeyi sayacağım. Bu ya çok kısa önemli. Bir şekilde yani şöyle. Genç girişimcilere demişiz ki hani destekler yeterli mi nedir? Şimdi burada destek olarak sadece parayı görmemek lazım. Girişimcilik ekosisteminde 4 tane şey vardır. Birincisi zamanlamadır. Bakın para demedim. Birincisi zamanlama. Zamanlama mesela YouTube diyor arkadaşlar. YouTube'dan önce YouTube'la aynı şekilde çalışan bir video yükleme programı icat edilmişti. Vardı ve inanılmaz yatırım alıyor 2-3 sene boyunca. Fakat günün şartlarında internet hızları uygun olmadığı için uploadlar uygun olmadığı için o girişim mesela başarısız oluyor. Hem de çok ciddi yatırım alıyor paraya rağmen. Ve YouTube çıktığında başarılı olabiliyor. İkincisi sermaye mi? Hayır. Ekip. Burada ekip dediğimiz şey iş, efendim çalışma, arkadaşlar vesaire. Üçüncüsü fikir. Bakın fikrim bile önemli üçüncü sırada. Ya benim çok parlak fikrim var. Bugün internete girin. Fikir havuzları var. Özellikle yurt dışı sitelerinde. Fikir havuzları var. Adam fikrini atmış oraya. Hani kim yaparsa yapsın. Havuz şeklinde. İsterseniz alıp yapabilirsiniz. Ve son olarak dördüncüsü sermaye. Para desteği. Ki şu anda mesela arkadaşlar zaten biliyorlar hepsini. Devlet inanılmaz destek veriyor ki şu anda da bir fon kuruyor. Girişimcilik fonu. 20 milyon liralık. Bir girişimcilik fonu kuruyor. TGB'ler vesaireler de buna destek olarak. Biz mesela diyorum ya bizim şu anda 130 tane şeyimiz var, kuluçkamız var, girişimcimiz evet. Var, firma. Biz bunlara destek veriyoruz mesela. Sadece bizim TGB'miz tabii. Bu şekilde söylemiş peki. Olayım. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz ama yani teknolojiyle ilgili varsa son sözleri alalım. Sonra eğitime geçelim. Son bölümde de eğitim alalım. Resul Bey buyurun. Baki Bey. Şimdi teknolojinin tam eğitime bağlama noktanızda ben de direkt Ali Hocam'a bir soru buyurun. Tarzında. Şimdi bir şekilde insanın bir fıtratı var. İnsan kendine özgü bir varlık, işte birçok tanımlaması var. Ama onu bir kul olarak tanımadığımız zaman ibadet eden, Allah rızasını gözeten bir kul. İlahiyatçı kimliğimle söylüyorum bunu. Burada o kimliği yani bir şekilde kimliğe yönlendiren bir duruşu, bir belli bir başlı kendi paradigmaları var. Bunlardan bir tanesi akıl. Evet. Korunması gereken olgulardan bir tanesidir. Bir şekilde dışarıdan etkinin engellenmesi gereken bir vurgu. Çünkü insanın kendini, insanı insan yapan, onu var kılabilen düşünmesini ve bu iş bir şekilde hayatını ikame ettirmesini sağlayan akıl unsuru. Biraz önce bahsettiğimiz belli teknolojik unsurlar kim yerde manipüle edilip insanın aklını kullanmayı veya aklını yönlendirip insanı farklı bir fıtrata sokmaya çalışıyor. Yani burada bir fıtrat bozma, yani tabii kullanış amacı önemli. Olarak, evet. Fıtrat bozma noktasında insanın aklını yok sayan, onu küçümseyen, bir şekilde kendi hegemonyasına hizmet ettirmeye çalışacak vurgularla insanın aklını hiçe sayılması, ya bu şu felsefesi açısından ne durumda? Bununla ilgili hukuki süreç bilmiyorum var mı? İşte teknolojik yapılarda insanı koruyorlar mı yapısını? İşte en basit örneğine çok meşhur bir örnektir. Erbakan Hoca kendisi mühendis. İşte atom bombası üzerinden yapacaksın, kullanmayacaksın tarzında bilmiyorum. Belki farklı bir ifadedir. Ama bizim duyduğumuz böyle bir ifadesi var. Ama onun yine kullanılması, korunması, bir şekilde insan üzerinde etkisini azaltılması konusunda böyle bir uyarısı. Ben buradan Ali Hocam'a sormuş olayım peki. Onu. O soruyla. Teşekkür ederim. Hı. Ali Bey buyurun. Şimdi biraz önce söyledik ya hani yerli ve milli teknolojiyi üretmek için yerli ve milli insanı orada çalıştırmak gerekiyor. Aynı şey. Bizim eğitim mentalitemiz mesleki formasyona engaje olduğu için zihinsel arka planı kaçırıyoruz. Aslında bütün bunların hepsi ahlakla ilgili. Yani bir girişimci var ama bir de ahlaklı girişimci var. Evet. Yani bir ahlakı dikkate alan birisi var. Şimdi. Ahlak, fikir, düşünce. Şimdi bizim toplum olarak ahlakımız nedir? Biz nasıl bir insan olmayız? Bunu bize sağlayan şey aslında bugün okullarımızda öğretilmiyor. Bizim okullarımızda öğretilen şey modern eğitim sisteminin bize verdiği mesleki formasyon. Zaten üniversite eğitimi de bize mesleki formasyonu veriyor. O zihinsel formasyonu veren bir otorite yok. Bu insanların kendi çevresine göre şekillenen bir iş. Yani müktesebat diyoruz buna. Kariyer demiyoruz da müktesebat diyoruz. Yani insanın kesbettiği şeyler, kazandığı şeyler.
emeğiyle kazandığı şeyler. Babaannesinden aldığı ahlak, babasından aldığı cömertlik, annesinden aldığı merhamet vesaire. Bizim önce bunu merkeze almamız lazım. Yani teknoloji, sosyal medya, bunların nasıl kullanılacağı, ne kadar önemli, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bütün bunların hepsi iz düşümdür. Yani o esasa müteallik değil de o esasın belirlediği ara başlıklardır. Evet. Dolayısıyla biz hani tam bu teknoloji konusu eğitime geçerken bence bu meseleyi de bu zihinsel formasyon başlığı altında değerlendirmek gerekiyor. Yani biz eğitimde neyi eksik yapıyoruz ki işte bu bahsettiğimiz teknik sorunlarla karşılaşıyoruz. Ne yapmamız lazım? Hepimizin toplum olarak bunu düşünmesi lazım. Düşünmesi lazım. Peki Uğur Bey, yani eğitimle ilgili bu noktadan devam edersek siz baktığınızda aslında üç aşağı beş yukarı hep itiraz edilen, yani gençlerin özellikle itiraz ettiği şeyler belli. Yani ezbere dayalı bir sistem, sınavlar, KPSS, hatta işte KPSS'ye girip atanamayan böyle bir şey. Yani siz baktığınız zaman eksik olarak neyi, bir de Ali Bey'in söyledikleri onu dikkate alarak neler söylemek istersiniz? Kısa zamanda çok büyük değişiklikler yapıldı eğitim sisteminde. Gençler bir sınav sistemine hazırlanırken daha ona adapte olmadan yeni bir sınav sistemi geldi ve ona çalışmaya başladılar. Bunun vehametini yaşadılar biraz da. Eğitim sisteminin artık tek bir model belirlenip bu model üstünden ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ki sabit şu anki sistem bir süre devam etsin. Yani aslında ilk meyvelerini henüz vermiş değil bu 4+4+4. Şöyle bu sistem devam etsin ve oturtulsun artık. Yani üniversite sınavında ne soru sorulacağı, ne tip soruların çıkacağı sürekli değişmektense gençler bir sisteme alışsınlar ve böyle devam etsin. Ve ezberci, yarışmacı, yarışmaya yönelten, gençleri yarışmaya yönelten sistemden ziyade gençleri öğrenmeye teşvik eden sistem geliştirilmeli diye düşünüyorum. Peki eğitimle ilgili var mı şöyle arka tarafa ve hiç konuşmayan arkadaşlardan başlarsak? Evet. Şöyle ön taraf, evet. Herkese hayırlı akşamlar. Ben eğitimdeki en büyük sıkıntılardan birinin birinci sınıftan itibaren başladığını düşünüyorum. Atıyorum biz 10 sene İngilizce eğitim görüyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Bugün Sultanahmet'te bile bir turistle İngilizce konuşamıyoruz. İşte yeteri kadar özgüvenimiz olmuyor. İşte zamanında hem aileden itibaren eğitim hayatında da başlayan bir özgüven eksikliğine sebep olan hocalarımızdan, yani eleştirmek gerekirse hocalarımızdan başlayan ve üniversiteye gelince üniversitede 4 sene eğitim görüyoruz. Dışarı çıkıyoruz ve ortalaması birçok, yani 3,5-4'e yakın olan arkadaşlarımızın birçoğu işsiz kalmış oluyor. Nedeni de üniversitedeki teorikle pratik eğitimin arasındaki uçurum olması. Yani biz teorikte %80-90 işte gösteriyoruz, işte tahtada hoca anlatıyor. Pratikte çok az eğitim verince haliyle öğrenciler dışarı çıktığında ne yapacaklarını, bu bilgileri, bu doğru bilgiyi nerede nasıl uygulayacaklarına dair pek fazla kendi bölümünden bahsediyorum. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Bilemiyorlar. Haliyle biz eğitimde belli başlı doğru şeyler yaparken eğitimcilerimizin de bizlere doğru bir biçimde yol göstermesi gerektiğini düşünen taraftarım ve bunda da ciddi eksikler olduğunu buradaki eğitimcilerimizden de görüşerek düşünüyorum. Yani ciddi eksikler olduğunu söyleyebiliriz. Peki, teşekkür ederim. Hemen arka tarafı uzatalım. Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Çok güzel bir program oluyor. Biz de bireysel bazda istifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu akşam birkaç sorunlardan bahsedildi. Gençlerin, öğrencilerin yaşadığı sorunlardan. Ben burada biraz topu gençlerin ve öğrencilerin üstüne atmak istiyorum. Yani şimdi çok güzel birçok şeyden bahsediyoruz. İşte eğitim, değişen sosyal medya, yeni dünya düzenlerinden bahsediyoruz. Fakat ben bu sürecin geneline baktığımda bir ciddiyetsizlik görüyorum. Özellikle gençlerde. Gençlerde bir ciddiyetsizlik. Evet, ciddiyetsizlik problemi görüyorum ve bir odaklanma problemi görüyorum. Mesela bugün birçok şeyden bahsediyoruz. İşte hocamız bahsetti. Mesela işte yurt dışında bir Türkiye vatandaşı olan birisinin kendine burada biçtiği değer ve bizim burada kendimize biçemediğimiz değerden başlayan böyle bir yabancılaşma ve ciddiyetsizleşmeden açıkçası ürküyorum. Neden ötürü bunu söylüyorum? Mesela birçok kuluçka merkezimiz var. İşte girişimcilikti, eğitimdi. Bu süreçleri takip ederken mesela arkadaşımız dedi ki ben akşam eve gittiğimde YouTube'daki birçok şeyi takip edebiliyorum. YouTuber'ı takip edebiliyorum ama yani biz üniversite gençleri olarak acaba şunu düşünüyor muyuz? Acaba biz ya bu akşam
bu ülkeyi güzelleştirmek adına, ülkemiz için bir şey yapmak adına acaba ne yapabiliriz diye düşünüyor muyuz? Ya da bu bize verilen imkanları ne derece kullanabiliyoruz? Yani bir açıkçası bir romantiklik var burada. İnsanlar üretmekten uzak. Ben girişimci olayım diye girişimci oluyor. İşte birkaç kötü veyahut işte sonuç alamayan projelere girip kendilerini heba ediyorlar diye düşünüyorum. Artı buraya gelecek olursak, arkadaşımız dedi işte bir özgüven problemi yaşıyoruz, eğitim problemi yaşıyoruz. Bence bu bireysel aşılabilecek bir şey. Yani burada bizim bir üst takı oluşturup... Gençler kendine güveniyor yani. Evet, ben açıkçası kendime güveniyorum yani. Eyvallah. Kimsenin benim için bir şey düşünüp bir sorumluluk almasına, bir aksiyon almasına gerek yok. Bilakis de ben arkadaşları, bütün gençleri aksiyon almaya, sorumluluk almaya davet ediyorum yani. Bir özgüven probleminin bence bizim önümüzdeki engel olabileceğini düşünmüyorum. Peki, başka söz hakkı isteyen var mı? Hiç konuşmayan şöyle şu tarafa mikrofonu uzatabilir miyiz? Mikrofon nerede arkadaşlar? Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ben biraz daha şu konuya değinmek istiyorum. Yani bizde maalesef ki öyle bir algı oluşmuş ki teknoloji deyince aklımıza direkt sosyal medya, sosyal mecralar, telefonumuzdaki uygulamalar geliyor. Ya bizim aklımıza bunlar gelse de biz bunları kullanırken yani bizim bir altımız işte kardeşlerimiz, şeylerimiz aslında biraz daha bu meseleleri aşmış durumda. Yani çocuğa işte al kardeşim bu tablet dediğin zaman artık bu çocuk buna yabancı değil. Bunu eline aldığı zaman emin olalım ki hani şu anda bizim bilim adamı dediğimiz hocalarımız bile, hocalarımızdan bile daha iyi kullanabilecek seviyede. Tabii bu ele alış meselesinde çocuk bunu eline aldığı zaman bir şeylere kolay ulaşma sonucuna doğuruyor. Hı. Ve artık şöyle söyleyeyim, ebeveyn burada bilgiyi kolay aldığı zaman bilgiye olan saygı yavaşça azalıyor. Yani çünkü bir çocuk işte ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa giden bir çocuk açıp işte hocam yazılım mühendisi mesela ya açıp videolar üzerinden yazılım öğrenmeye çalışabiliyor. Ya buna kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Ya bu sefer diyor ki ya ne gerek var benim üzerimde bana öğretebilecek bir hocaya. Ya bir hocaya saygı bir şekilde kopuyor ve bu şekilde bizim bilgiye olan saygımız, bilgiye olan geleneğimizin kopuşumuz sağlanıyor. Yani biz bizden önceki bilenlerin bilgisine saygı duymuyoruz. Ya ben bilgiyi alacağım hazır, kendim üreteceğim. Eğer başkası, yanımdaki arkadaşım saygı duymazsa, ya ben mesela bu sadece teknolojik bir üretim değil. Ya benim şiirimi, benim arkadaşım beğenmezse ben sosyal medyada paylaşırım. Muhakkak beğeni olabilir. Ya bu şekilde kişinin bir kere hem üretim çabası artıyor, gençlerimizin, çocuklarımızın üretim çabası artıyor. Ayrıca ya buna hazır ulaşması, bunu yapanlara bir gidip sorayım. Ya işte kendi ebeveynini de dahil. Ya ona da sorayım. Kültürü gelişmediği için kişinin kendisine de saygısı azalıyor. Peki. Ya mesela YouTube dedi mesela hocamız. Buradaki mesela YouTube'da görüyor. Çocuk acaba bu sonuç bana ne doğuracak? Ya kendini rezil etme, yani rezil etme değil mi de kendini işte küçük düşürecek şeylere kolay bir şekilde atlayabiliyor. Ya bunun için yani çözüm olarak hocalarımıza saygımız, bilgi geleneğimize saygımız, peki, bilgi geleneğimize saygımızın oluşması için de önce müfredatımızın bir şekilde güzelce oluşması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Başka söz isteyen, hiç konuşmayan var mı? Şöyle bu tarafı uzatalım. Evet. Gecemiz hayır olsun. Ben de eğitim sistemiyle ilgili olarak evvela ahlaki ve kişisel gelişimin oturtulması gerektiğini, yani müfredatın Ali Bey'in de ifade ettiği gibi bizleri iş hayatından önce kişisel olarak geliştirmeye yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Öncesinde de girişimcilik ve teknoloji konularıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Yurt dışında bir kültür var. Kitlesel fonlama adı altında çalışmalar yapıyor. Ülkemizde bunu yapan pek bir firma yok. Yani veyahut kuruluş yok. Bir tane ben biliyorum, yeni bir girişim. Bu tarz şeylerle aslında girişimcilere maddi bir kaynak da oluşturulabilir. Bu neden tercih edilmiyor diye Serdar hocama sorabilirim öncelikle. Mesela fonlama çok kuruluş tarafından yapılıyor Türkiye'de yalnız. Yani bizzat TÜBİTAK kendisi yapıyor. Teknoparklar yapıyor. Yani şu anda 55 tane aktif teknopark var. Hadi bunların güçlü olanları 15 tane diyelim. 15 tane güçlü teknopark.
Bunları fonluyor. Çok ciddi şirket var girişimci olarak. Yani sadece şirket olarak da düşünmeyin. Şirketleşmemiş, bizim ön kuluçka diye tabir ettiğimiz fikirle gelenler var. Yani hep şu an kastettiğim fon, evet. Şöyle kastettiğim fonlama sistemi, belki farklı bir şey olabilir. Mesela evet. Kickstarter diye bir yurt dışında bir evet. Site vardır, sistem vardır. Evet. Buraya siz ben de girip güzel bir fikri maddi destek bulunabiliyoruz ve bunlar prosedürleri biraz daha gevşek oluyorlar. İşte TÜBİTAK'ın BİG programı veya kuluçka merkezlerinin belli aşamalardan geçtikten sonra sağladıkları fonlamalara ziyade daha az denetimsel aşamalardan geçen sistemler oluyor. Yani bu tarz bir siteyi takip etmenizi isterim. yıldızteknopark.com.tr'ye girin. Orada online olarak kayıt yapabiliyorsunuz. Aynı o Kickstarter gibi online olarak kayıt yapın. Direkt olarak çağırsın size arkadaşlarımız. Tamamdır. Ona da ilgileneceğim. Yani. Çok bakacağım. Teşekkür ederiz. Evet. Haricinde de ben şunu gördüm. Mikrofonu biraz yakın tutalım. Yani. Tabii ki de. Fikirleri buluyoruz. Yani girişimciler olarak işte herkesin bir fikri var diyoruz. Ekip aşamasında sıkıntı yaşıyoruz. Ve mentorluk aşamasında sıkıntılar yaşıyoruz. Sizce Türkiye'de mentorluk ne seviyede? Ha, güzel. Aslında şöyle, mentorluk tabii çok mentor kelimesinden dolayı bence biraz uzak kalıyoruz o işe. Uzak kalıyoruz ama bizim ahi kültürümüz var. Aslında mentorluk dediğiniz şeyin Türkçe karşılığı, yani Öztürkçe karşılığı ustalık demek, usta. Bu ahi kültüründe var. Eğer bunun üzerinden anlatsak o pergel metaforuna döneceğim yani. Kendi değerinize koysanız aslında hiçbir sıkıntı yok. Mesela biz nasıl yapıyoruz bunu? Bizim her bir firmamız, yani o startuplar ve scale-up'lar diyoruz ya, işte level-up'lar, hatta daha böyle yani üst firmalara giderken ilk kurulanlar, sonra biraz daha satış yapanlar ve sonrasında da daha büyük işte personel, 50 kişiden daha fazla personel çalışan firmalar. Bu firmaların bütün patronları, genel müdürleri bizim mesela girişimcilerimizin bizzat ustası. Ustası, mecburi ustası. Yani biz sözleşme yaparken ona diyoruz ki sen mecbursun, body sistemi var. Burada getireceğiz bir tane girişimciyi, bir genel müdür mesela bu. Genel müdürü şirketin, diyoruz ki bu arkadaşımızın pazarlama konusunda bilgisi olmayabilir, muhasebe konusunda bilgisi olmayabilir. Çünkü en temel aslında sıkıntılar bunlar. Yoksa kendisi teknolojik anlamda bir bilgi var ama genel idari konularda bilgisi olmayabilir. Bunların hepsinde destek olacaksın diyoruz. Hatta fikrini beğenirse ki onlar... direkt yatırımcı da olabiliyorlar. Bizim mesela girişimcilerimiz kendi TGB alanımızdaki firmalarımıza yatırım da yapıyorlar. Kendileri yatırım da yapıyorlar. Bunun gibi yatırım alan mesela. Ama tabii şöyle bir şey var. Başarı oranı düşük. Yani dünyada da böyle gerçi de. Mesela şunu söyleyeyim. 500 tane girişim var. 26 tanesi yani gerçek manada şirketini devam ettirebilmiş projeden sonra. 500'de 26, %5, %6 başarı yani. Başarı oranları düşük olunca tabii bunu artırmak için ne yapmak lazım? Onu düşünmemiz lazım bizim de. Bizim kendimize yani iğneyi kendimize batırmamız gerekirse batırdığımız kısım burası. Oranlar düşük. Dünyaya bakıyoruz ama dünyada seviyeler bu düzeyde. Yani %5'ler düzeyinde. Fakat dünyada %5 ya da %1'ler düzeyinde olan şey, 1 ile 5 arasında değişen şey çok büyük firmalar çıkıyor. Yani iyi paralar kazanan, 1 milyar doların üzerinde efendim cirosu olan firmalar çıkıyor ama bizde ne yazık ki öyle bir durum yok yani. Peki devam edelim. Hiç konuşmayan var mı? Şöyle bayanlara öncelik verelim. Mikrofon da. İyi akşamlar. Şimdi ben şöyle bir artı parantez açmak istiyorum. Arkadaşıma şu noktada katılıyorum. Okulları biraz da kendimize çevirmeliyiz. Çünkü biz gençlerde birazcık istikrarsızlık sorunu var. Yani bu da bize biraz erteleme hastalığını geçirmiş durumda. Hani ya 2 gün sonra yapalım, yarım saat sonra yapsak. Hep o öteliyor bizim, muyuz? Tabii ki 3 saat sonraya kalıyor. Sonra akşam oluyor, yarın yaparız. Sonra 2 gün sonra tekrar olmadı. Hani bu sonuçlar çıkıyor. Bu noktada okları biraz kendimize çevirip öz eleştiride yapmamız gerekiyor. Arkadaşıma katılıyorum. Ayrıca şimdi şunu da eklemek istiyorum. Gelişen Türkiye'nin biz üreten gençleri olmalıyız. Hani eleştirmek bir yere kadar ama çıktı yok elimizde. Biz üreten gençler olduktan sonra Türkiye zaten gelişecektir. Çünkü biz eğer ürettikçe Türkiye'ye katkı yapmış olacağız. Şimdi ben sağlık öğrencisi olduğum için şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani kişinin kendini önce geliştirmesi gerekiyor. Hani başkası bize destek versin, ülkemizde fon yok gibi hani biraz bu noktada eleştiri getirmek istiyorum. Var. Sen eğer bir proje ürettiğinde sana çok güzel destek çıkan kurumlarımız var. Ama hani kendini geliştirmediğin noktada hiç kimse senin elinden tutmuyor. O da var. Sen kendini özgüvenli bir şekilde ortaya koyacaksın.
Ya mesela sağlık sektöründen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çoğu kişi, hani örnek vermek gerekirse, konsültasyon ne demek bilmiyor. Hani bunu dediğinde doktor bey kanser mi oldum acaba? Ya kulağımda sıkıntı mı varmış tarzı ifadeler diyoruz. Bunlar biraz komik ifadeler. Çünkü hani 21. yüzyılda artık konsültasyonun ya da herhangi bir hani sağlık tıbbi teriminin bilinmemesi bizim cahilliğimiz, bizim ayıbımız olmuş oluyor. Oysa hani bir doktorun başka bir doktor tarafından o hastayı görmesini istemesidir. Bu kadar basit. Bunu öğrenmek yerine biz ya bilmiyorum başkası öğretsin. Hazır bekliyoruz. Hani hap bilgiler bekliyoruz. Ama biz bu hap bilgileri kendimiz öğretip, kendimiz geliştirip, yani gelişen Türkiye'nin üreten gençleri olmalıyız. Bu noktada arkadaşıma böyle katılmak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Söz hakkı isteyen şöyle arka tarafa mikrofonu uzatabilir miyiz? Teşekkürler tekrardan. Ben Türkiye'de açıkçası gençler üzerine yapılan bilinçlenme, adalet, hakkaniyet, dava ve şuur kavramlarının yeteri kadar öğretildiğini düşünüyorum. Ya bunları öğretmek için gerekse TK'lar, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı vesaire gibi kurumlar bu çalışmaları yapıyor. Ama şunun eksikliğini düşünüyorum. Müfredatlarımız çok güncellenmeye açık değil. Yani gelişen bir dünya var. Teknoloji hızlı ilerliyor. Ama biz bu müfredatımızın içine şu an yapay zeka, yazılım, blockchain, algoritma, bunları henüz oturtamadık. Yani ilkokulda neden bir çocuk yazılım eğitimi almasın? Ya da üniversitelerde sadece yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin yanı sıra sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler neden bu eğitimleri alamıyor? Müfredata bunları sokamıyoruz. Bunları açıkçası bir sormak istiyorum. Şimdi Ali Bey, size bu konuda söz hakkı verelim hemen. Hem bu soruya cevap olsun hem de ya bizdeki eğitim sistemiyle Batı'yı kıyasladığımızda özellikle yani üniversiteler bazında ve arkadaşımızın sorduğu soruyla onu da ekleyerek ya biz nasıl bir tablo çıkıyor mukayese ettiğiniz zaman? Öncelikle müfredat mıdır bütün mesele? Bununla ilgili farklı görüşler var. Eğitim sistemlerini kıyaslarsak da bizim daha büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Ama uygulamada özellikle orta eğitimde çok fazla pratik uygulama yüzünden onlar özellikle mesleki bölümlerde, meslek liselerinde çok kaliteli eğitim veriyorlar ve onların ustalarının o geldikleri seviye artık üniversiteyi bile okumayı gerektirmeyecek noktada olduğu için toplumun bütününe yayılmış bir insan kalitesi oluşuyor mesleki anlamda. Yani meslek lisesini bitirenler doğrudan ciddi anlamda mesela, topluma bir katkı Avusturya'da sunuyor. Avusturya'da meslek lisesini bitiren, belirli okulları bitiren öğrenciler doğrudan mühendis sıfatı veriliyor. Yani o nasıl bizde işte mimar, yüksek mimar gibi yüksek inşaat mühendisi sıfatları oluyor ya üniversite vesaire yüksek lisansta. Bazı okulları yani liseyi bitiren öğrenciler bu sıfatları alıyor ve üniversite okumasına gerek kalmıyor. Yani o lise eğitiminde tabiri caizse üniversite eğitimi uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. Bu da hem üniversite sisteminin düzgün işlemesini sağlıyor, sosyal bilimlerin gelişimini sağlıyor, teknik olarak işin kalitesinin artmasını sağlıyor. Aslında bunlar hani böyle uç noktalar falan değil, yapılmayacak şeyler değil. Biz çok daha güzelini yapma potansiyeline sahibiz. Ama dediğim gibi bu bir siyaset. Yani bu bir eğitim sisteminin kurgusu. Bunun içinde müfredat da var, eğitimcilerin kalitesi de var ve sizin kullandığınız eğitim metotları da var. Mesela biz tablet diyoruz değil mi? Tablet dağıtıyoruz. Ki dağıtılıyor. Akıllı tahtalar falan diyoruz. Ben mesela bu konuda bir eleştiri yönelteyim. Ben Avrupa'da bilmiyorum Erkan abi de Viyana Teknik Üniversitesi mezunu. Kara tahta. Devam ediyor mu orada? Kara tahta ve tablet falan yok yani. Ortaokul, lisede falan da normal devam ediyor. Yani mesele bunlar değil. Yani biz bu araçlara çok takılıyoruz ve araçları bir esas olarak algılıyoruz. Önemli olan o insanı nasıl düzgün bir şekilde istediğimiz hedefe taşıyabiliriz. Yani o işi en iyi şekilde nasıl yapabilir? Yani ustalığı nasıl en iyi şekilde yapabilir? İşte bu bizim geleneğimizde var olan bir şey. Ahilik teşkilatından bahsettik. Evet. Yani tarihte bir kere olan bir şeyin ikinci kez olması muhtemeldir. Sadece birazcık geçmişe dönüp kendimizi tanıyıp klasik eserlerimizden beslenip ahlakımızı yerli yerine oturtup eğitim metotlarımızı günümüzün şartlarına göre çok ciddi bir şekilde titizlikle seçip
Gençlerimizi de bu alanda mutlaka sorumluluk sahibi kılarak devam etmemiz gerekiyor. Peki, bu meseleyle ilgili hiç konuşmayan var mı? Yok. Peki, hemen söz hakkı verelim. Arka tarafa mikrofonu uzatalım. Eğitimle alakalı, yani bu konu üzerine değil de genel olarak eğitimle alakalı birkaç görüşümü belirtip bir soru sormak istiyorum. İlk başta Ali hocamızın da belirttiği gibi bu Avusturya'da hani eğitimcilerle alakalı ne kadar değer verildiğiyle alakalı bir cümle kurmuştunuz. Avusturya ya, değil o, başka bir ülke. Öyle o bahsettiğim ülke Afganistan'dı bu arada. Özür dilerim. Öyle yani aklıma kaldı. İsmini vermedim ama belki hani batılı bir ülkede falan değil. Bakın yani Afganistan'da bile bizim öğretmenimize Türkiye'den daha fazla değer veriliyor. Eyvallah. Yani kastım hani ülke olarak değil, eğitimciye verilen anladım, değerle alakalı belirtmek istedim o durumu. Gerçekten bizim ülkemizde eğitimcilere karşı bu yoğun değer yok. Yani bir eğitimci kendini değerli hissetmediği zaman zaten eğitilen insan da kendini aynı şekilde değerli hissetmeyecek. Çünkü eğitimci o değeri hissetmediği zaman yani bir para karşılığında, belirli bir ücret karşılığında o işi yaptığını düşünecek ve ne kadar hani faydalı olabilecek öğrencisine. Yani ben bunun genel olarak yaşandığını düşünüyorum ülkede. Yani işini severek yapanların hani sadece olumlu sonuçlar elde ettiğini görüyorum. Ya bu konuda hani nasıl desem hani gerekli önlemlerin alınması gerektiği düşüncesindeyim. Benim sorum üniversitelerle alakalı. Yani günümüzde nitelikli üniversite sayıları çok azalmaya başladı çünkü artık açıkta kalma gibi bir olay yok neredeyse. Yani üniversite öğrencileri sınava girdikleri zaman her puan ortalamasına göre bir üniversite, bir bölüm veya aynı bölümler, hani aynı bölümün binlerce çeşidi, yani binlerce üniversitedeki yeri diyeyim, yani farklı puanlardaki yerleri var. Hani çok fazla alternatif var. Sizce bu alternatif doğru mu? Yani çünkü bu belirli bir noktada artık başarısızlığı da hani az önceki arkadaşlarımızın belirttiği tembelliği de ortaya çıkartıyor. Yani ne de olsa ben bunu kazanırım veya da affedersiniz ne de olsa babamın parası var, ben kazanmasam da o bölümü şurada okuyabilirim. Yani bana bu haklar tanınacak zihni ve düşüncesiyle hani hareket ediyorlar. Sizce bu her şehirde her bölümün açılması veya her şehirde bir şehir avantaj mı dezavantaj mı? Mı diye yani var mı cevap vermek isteyenler? Eğitimci. Şöyle hiç konuşmayan bir arka tarafa uzatalım, sonra size söz hakkı verelim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşın söylediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. Bence bizim en büyük sorunlarımızdan birisi plansız hareket ettiğimizden dolayı. Yani bir plan yok. Evet, yani mesela müfredat oluştururken veya yok herhangi bir şehirde bir üniversite kurarken veya bir bölüm açarken bir planlama yapmadan kurduğunu düşünüyorum. Mesela 5 sene sonra bizim makine mühendisinde ne kadar istihdama ihtiyacımız var bunu düşünmeden şu an biz ne kadar makine mühendisi bölümü açmalıyız onu düşündüğünü düşünüyorum. Mesela geçenlerde bir yazı okumuştum. Azerbaycan Enerji Şirketi Sokar Türkiye'nin CEO'su diyor ki ben üniversite mezunu CV'lerine hiç bakmadan çöpe atıyorum. Çünkü benim şu anda sadece ara teknik elemana ihtiyacım var. Fakat 10 tane teknik eleman için bir tane mühendise ihtiyacım varken bana 10 tane mühendis CV'si, bir tane teknik eleman CV'si geliyor. Fakat teknik eleman CV'si gelmiyor diyor. Yani bunun bence planlamadan kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyorum ve bölüm açarken de bunun ileriki yani 5 yıllık ya da 10 yıllık kalkınma planı hazırlar gibi YÖK'ün ileriki istihdam açığını düşünerek bölüm açmasını ve arkadaşın dediği gibi her şehre kalitesiz de olsa biz bir bölüm açalım orada insanlar eğitim görsünden ziyade kaliteli bir eğitim verelim ve ileriki ihtiyacımızı karşılayacak kadar kişi alalım şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Başka? Sorumu geliştirmek adına ufak bir şey daha ekleyeyim. Yani çok kısa olsun, sonra söz hakkı verelim arkadaşlar. Tamam, teşekkür ederim. Yine eğitimci büyüklerime hani bunu söylemek istiyorum. Yani ülkemizde aslında her bölüm var neredeyse. Yani hani bütün üniversitelere baktığımız zaman her bölüm bir şekilde bazı şehirlerde veya hepsinde bir şekilde var. Ama iyi olan, işte revaçta olan 3-5 tane bölüm var. Yani hani az önce eğitimcilere verdiğimiz değerle alakalı konuşmuştum. Yani günümüzde aslında bunun bir parametresi de, yani o değersizliğin parametresi de
acaba daha sonraki mesleki aşama mı? Hani mesela doktorluk, mühendislik, işte mimarlık, bunlar revaçta olan meslekler. Niye? Çünkü okulu bitirdiğimiz zaman işte belirli bir istihdamımız var. Şu kadar maaş alacağız. Bir eğitimci aslında bunları eğiten insan. Yani daha önemli bir potada. Ama böyle bir karşılığı yok. Yani acaba bu parametre hani, yani veya da bu parametrenin geliştirilmesi gerekmiyor mu? Hani siz daha hani siyasetin veya gündemin içerisindesiniz. Hani bununla alakalı devletin herhangi bir girişimi, yatırımı yok mu bu alanlarda? Peki. Teşekkür edelim. Diyelim hemen sözü. Şöyle, arkadaşımız da dediği gibi bu eğitim planlamalarıyla alakalı ben bizzat yaşadığım bir şeyden örnek vereyim. Geçenlerde Kıbrıs'taydık. Kıbrıs'ta işte İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle oturduk falan. Arkadaşlar diyorlar ki burada doğru düzgün hakikaten hoca yok. Yani hoca yok. İstanbul Üniversitesi'nden, işte Ankara'dan hocalar, hatta benim bizzat tanıdığım en az benim İstanbul Üniversitesi'nden 3-4 tane hocamız buradan her hafta kalkıyor. Haftanın 2 gün, 3 gün orada eğitim veriyor. Ondan sonra tekrardan İstanbul'a geri dönüyorlar. Mükemmel bir plansızlık var. Mükemmel bir düzensizlik var hakikaten. Neredeyse hemen hemen her şehirde üniversite var. Sadece yanlış bilmiyorsam özel üniversitelerle ve vakıf üniversiteleriyle beraber İstanbul'da 55 tane üniversite olduğunu biliyoruz. Her yerde bölüm var, her yerde üniversite var. Hani bunların sonunda ne olacağı hakikaten ciddi anlamda ben yani planlanmadığını düşünüyorum. Son 3-4 senedir görüyoruz ki coğrafya mezunları, tarih mezunları, fizik mezunları polis oluyor. Mecburen polisliğe yani bir şekilde bir iş sahibi olma ihtiyacı var. Bir aile kurma planları var herkesin kendince. Mecburen polisliğe yönelmek zorunda kalıyorlar. Yani hakikaten bu işler içler acısı bir durum. Peki, bunun bir plan... planlaması muhakkak. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmalı. O merci orası, gerekli merci orası, ama nasıl böyle bir düzensizlik ve plansızlık peki, var? Teşekkür ederim. Mümkün değil. Hemen sözü. Evet, merhabalar. Bu üniversite mevzusuyla alakalı ya bunu çok duyuyoruz etrafta. İnsanlar şöyle diyor, işte genelde başarılı öğrenciler böyle bir haykırışta bulunuyor. Diyor ki ya parası olan okuyor falan. Hı hı. İşte o laflara. İşte insanlar da, büyük insanlar da, yani üniversite öğrencisi olmayan insanlar da bundan şikayetçi. Diyorlar her yerde üniversite var, şöyle var, böyle var falan, ama ben bunları kesinlikle doğru bulmuyorum. Niye? Şimdi şöyle, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane üniversite var? Soru bir. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Yani bunu güçlü bir ülke olduğu için potadan çıkartalım. Başka diğer ülkelere bakalım. Kaç tane üniversite var? Bu şu mu olmalı? 1980'lerde, 70'lerde, 60'larda olduğu gibi. İstanbul'da 2 tane üniversite. 2 değil. Hadi 5, 10 neyse. Ankara'da 2 tane üniversite. İzmir'de 2 tane üniversite. O zaman ne olsun? Hakkari'deki okumak isteyen öğrenci Ankara'ya gelsin. İstanbul'a gelsinler. Hayat düzenlerini değiştirsinler vesaire. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Her yeni üniversite lazım mı? Evet. Kesinlikle olması gereken bir şey. Ama bu üniversitelerin kalitesini şimdi düşünüyoruz, ama ben Serdar abimle görüşmüştük daha önceden. Şimdi bir birikim, evet, bir soru işareti. Şimdi bir eğitim veriyorsunuz ama hoca yok. Hocanın eleştiri nokta, güzel nokta. Hoca yok ama ne olsun? Hani yani hoca yok. Üniversite açmazsan nasıl olacak hoca? Hoca yetiştirmen için bir üniversite olacak. Bir kırılma anı, bir başlangıç noktası. Üniversiteler olacak, kötü üniversiteler olacak. Bunlar daha sonra iyi üniversiteler olacak. Bakın ben çok inandığım üniversiteler var. Şu an piyasada isim özel üniversiteler, tabii yeni açılmış. Yeni 5 senelik, 10 senelik, 15 senelik. Kalitesiz gözüken ama aslında çok kaliteli eğitim veren. Gelecek vadeden. Gelecek vadeden ve gelecekte parlayacak üniversiteler var. İnsanlar bu an şu anda farkında değiller. Ha, kötü üniversiteler yok mu? Var. Yani bu da bir açık. Ama üniversiteler bir şey değil yani... Bir de üniversiteler şöyle düşünülüyor. Hani devletin kurumu, lise gibi. Öyle değil. Üniversiteler bir kurumlar. Yani bir kurum, kendi içinde bir kurum. Ya adam senin gelecekte bu mesleğin olup olmadığını düşünmek zorunda değil ki. Sen bunun kararını vereceksin. Sen coğrafya mı okuyorsun, fizik mi okuyorsun? O da ayrı bir konu. Oraya da daha sonra geleceğim. Senin bunu düşünmek değil. Ben sana böyle bir eğitim veriyorum. Sana böyle bilgi birikim veriyorum. Kaldı ki bu meslek bulma algısı da zaten Türkiye'de çok oturmuş durumda. Ya yani üniversite okuyorsan onun mesleğini yapacaksın. Böyle bir düşünce var. Çünkü bu çok yanlış bir şey. Peki. Size bu bilgi birikimini aktarmak için var üniversite. Ya bu bilgi birikim istiyor musun, istemiyorsun. İstemiyor olabilirsin, okumayabilirsin. Okumamak senin elinde. Ama yani okumazsan okumazsın. Okumak isteyen adam da buyursun okuyabilir. Peki. Teşekkür ederim. Yani sen karşı değilsin. Yani her ilde, evet, her şehrimizde bir üniversite başka, olsun. Bunun da çünkü bir başka bir şey vardı. Onu da daha sonra geldim. Başka peki arkadaşlar konuşsun. Şöyle hiç konuşmayan var mı aramızda? Yok değil mi?
Hemen yan tarafa. Bir şey söylemek istiyorum. Hani oradaki kısa olsun ufak da. Bir, yani başka arkadaşlara da söyleyeyim. Yanlış, yani. Hani yanlış ifadeyi düzeltmek istedim. Yani benim az önceki eleştirmek istediğim nokta ülkedeki üniversitelerin fazlalığına olan sistemim değil. Ülkedeki üniversitelerin fazlalığının niteliksizliği. Yani niteliksiz üniversite sayısı artmaya başladı. Hani az önce bahsettik yani hani doğuda veya işte hani bizim şimdi gözümüzde bu şekilde gözüküyor. Batıdan baktığımız zaman doğudaki üniversiteler niteliksiz. Hocalar gitmiyor, şudur budur. Yani bunun sebebi de biziz. Eğitimcilerin aslında bir nevi üretilmemesi değil. Yani zihnimizde oluşan algılar ve ön yargılar bizi oraya götürmüyor. Yani neden ben gidip Mardin'deki üniversiteyi tercih etmiyorum? Çünkü işte İstanbul'un eğitim şartları daha iyi. Neden peki, oranın eğitim şartları daha iyi peki, hale getirilmiyor? Devam edelim ama başka oydu. Arkadaşlara söz hakkı verelim. Vaktimiz çünkü gittikçe daralıyor. Şöyle uzatalım mikrofonu. Ben şöyle farklı bir bakış açısından yaklaşmak istiyorum. Yani iki farklı bir yorum olacak. Bir tanesi şöyle, biz aslında teknolojiyi hayatımızın her yerinde kullandığımız gibi eğitimde de kullanıyoruz. Yeni medyada okuyan bir arkadaşım şey dedi, yani yoklamayı artık Facebook üzerine alıyoruz dedi. Hocamız işte bir oylama açıyor dedi. Derste olanlar oyluyor dedi. İkinci bir husus, ben şunu düşünüyorum. Gerçekten ülkede bazı konularda insanların davasının olmadığını ve bu davasının olmamasının aslında bir şekilde eğitime de yansıdığını düşünüyoruz. Yani insanların bir davası varsa o dava uğruna her şeyi yapıyorlar. Eğitimde de hem öğrencilerin hem de eğitim veren kişilerin davadan çok maddi kaygılardan dolayı bu eğitim noktasına çok eğildiğini düşünmüyorum. Yani örneğin bugün bir devlet üniversitesi ya da bir vakıf üniversitesi bile reklamlarında üniversitedeki hocasından, profesöründen ya da işte ne bileyim doçentinden ya da üniversitenin diğer akademik noktasındaki başarısından ziyade işte otoyola şöyle yakın, bizim şöyle havuzumuz var, böyle ne bileyim ders araç gereçlerinde şu tableti kullanıyoruz, gelen herkese bilgisayar veriyoruz demekle reklam yapıyor. Yani bu burada çok açık, net, tamamen ekonomik kaygılar. Evet. Peki söz hakkı isteyen, şöyle arka tarafa mikrofonu uzatabilir miyiz? Hayırlı akşamlar herkese. Şimdi eğitime ben parantez açmak istiyorum. Eğitim deyince insanların aklına liseler, üniversiteler geliyor. Eğitimci deyince de işte öğretmenler, hocalar geliyor. Aslında ilk eğitim ailedir. İlk eğitimci de insanın annesi, babasıdır. Biz bu yani yabancı ülkelerde hani insanlar çocuklarına nasıl bakıyor? İşte sen ileride başaracaksın, sen şunu yapacaksın, bunu yaparsın diye. Ama bizim ülkemizde durum biraz farklı. Hani Kemal Sunal'ın filminde vardı ya, işte çocuğuna iş veriyor, çocuk çalışıyor. İşte diyor ki neden çalışıyorsun? Sanki apartman yöneticisi mi olacaksın diyor mesela. İlk önce anne ve babanın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Hemen şu köşeye uzatalım, arka taraf. Evet. Öncelikle adım Görkem. Ben şeyden, yani eğitim bilimci değilim. Eğitim bilimci olmadığım için de çok fazla akademisyenleri eleştirmek niyetinde de değilim. Ancak ben yaşadığım birkaç olay üzerinden ve bir alıntı yapmak istiyorum. Kısa bir şekilde olursa. Kısa yani, inşallah. Evet. Yani öncelikle Serdar hocama bir yerde çok güzel bir noktaya değindiler. Ahilikten bahsettiler. Hı hı. Bence özellikle girişimcilikten bahsedeceksek burada İsmet Özel'in bir alıntısından bahsedeceğim. İsmet Özel'e bir gün çağırıyorlar, bir vakıf kurulacak. İsmet Özel'e diyorlar ki biz genç nesiller yetiştirmek istiyoruz, ahlaklı, güzel işler yapan. İsmet Özel diyor ki ya böyle yapacaksanız bunu hiç yapmayın, kapayın bunu diyor. Diyor ki neden böyle bir şey yapalım? Yani biz iyi bir niyetimiz var. Diyor ki gençler diyor yetişmez diyor, görerek yetişir diyor. Yani siz bir işi doğru yaparsanız, onlar sizi görürlerse işte burada ahilik devreye giriyor işte. Ya nasıl bir usta çırak ilişkisi varsa usta alır o genci yetiştirir, demiri beraber döverlerse aslında bizim de belki de eksik kaldığımız noktalardan birisi de bu. İkincisi lise yıllarımda çok komik bir aslında belki de bir o kadar da acı bir anım var. Bir İngilizce dersimizde hocamız bize İngilizce bir şarkı açtı. İşte dinliyoruz falan. Ders sonra oldu. Güzel, eğlenceli vakit. Ya ben dedim ki hocam dedim İngilizce'de söylenenle şarkı çok hızlı gidiyordu, akıyordu. Dedim ki anlıyor musunuz burada söylenenleri? Arkadaşlar bana gülmüşlerdi. Hoca sonra çok kötü bir cevap verdi. Dedi ki ben de anlamıyorum bazen dedi orada ne söylendiğini dedi yani. Ha buradaki hocamı da eleştirmek maksadında değilim ama peki. Yani bir İngilizce hocasının bile bunları gördükten sonra bu da Ali Hoca'ya da sormak istiyorum aslında. Yani eğitimci bakış açısıyla burada
Sıkıntı nerede? Ya, sıkıntı belki bizde de olabilir. Belki biz de tembel olabiliriz. Ama peki, bizi tembelleştiren ne? Peki başka arkadaşlar kısa bir şekilde hemen yani sözlerimizi söyleyelim. Sonra bir değerlendirme alıp programımızı bitireceğiz. Tabii tabii. Ben şimdi Ali Hocam'a arkadaşın sorduğu soruya bilen bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi önümde birkaç veri var. Bunları geçen senenin KPSS sonuçlarının bir başarı net ortalaması alınmış. Hı-hı. Ve bu öğretmenlerimiz için bu yani öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımızın girdiği bir sınav. Şimdi ben buradan size birkaç bilgi vereyim, birkaç veri okuyayım. Mesela matematik öğretmeni olmak isteyen bir adayın 50 soruluk sınavda tutturduğu ortalama 11.8. Şimdi devam etmek gerekirse başka mesela fen ve teknoloji dalında 50 soruda 11.7. Şimdi böyle düşük ortalamalara sahip insanların yani 50 soruda 11 soru çözebilecek kapasiteye sahip insanların öğretmen olması, bizim bunlara umudumuzu bağlanması, yine arkadaşın da dediği gibi işte İngilizce öğretmenin de yeri geldiği zaman bunları bilemiyor oluşu. Acaba bu arkadaşların şahsi sorunu mudur? Yoksa bu bir işte eğitimin herhangi bir yerinde aksayan bir problem midir? Nedir yani? Peki. Problem nedir? O onu da hemen kısa bir şekilde. Evet. Tam istediğim yerden geldi. Ben de ondan devam edecektim. Şimdi bizim yani Türkiye'deki sorunlar böyle çok genelleme yapıyoruz ama belki spesifik olarak bunun hakkında konuşmak gerekiyor. Çünkü şimdi Türkiye'de işte belli popüler alanlar var. Bu popüler alanlara öğrenciler kendileri ya toplum baskısıyla ya belki de kendi istekleriyle yönlendiriliyor. Bizim eğitim sistemin içeriğini değil de daha çok ya da ne bileyim binalarıydı, şuydu buydu bunlar da önemli ayrı mesele de eğitimcinin kim olduğu, yani eğitim denilen şey aslında eğitimcinin kim olduğudur. Yani sizin işte şu teknolojik aletlere sahip olmanız, binanızın çok güzel olması falan filan bunlar da bir parametre ama esas parametre burada eğitimcinin kim olduğu. İyi bir eğitimci, iyi bir eğitimin kilit anahtarı. Burada eğitim veren kişilere bakıyoruz. Eğitimci olmak isteyen bir kitle Türkiye'de maalesef böyle yeteri kadar yerleşmiyor öğrencinin kafasına. Genelde işte eğitimci olan kitleler biraz daha işte hayat şartlarıydı, buraya geldi, şöyle oldu falan tarzında bir sürüklenme oluyor. Tabii bu genelleme. Kesinlikle bir kesin bir şey söylemiyorum. Ama baktığımız zaman işte öğrenciler Türkiye'de kaliteli eğitimci çıkarması için öğrencilerin daha kaliteli bir şekilde hem eğitim alması üniversitelerde hem lisede hem de bunların talep edilmesi gerekiyor. Peki, öğrenciler talep tarafından. Edilmesi gerekiyor. Yani ben işte matematik öğretmeni olacağım, matematik akademisyen olacağım gibi ya da ne bileyim İngilizce vesaire gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için bir hedef koymaları gerekiyor. Evet. Böyle bir hedef eksikliği seziyorum ben öğrencilerde. Peki, yani teşekkür genel olarak. Ederim. Ya, çok kısa bir şekilde hemen toparlarsanız evet. Ben kendi üniversitemden ufak bir örnekle girmek istiyorum. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde benim yani en kurumsallaşmış şeyleri eğitim biraz sistemleri. Biraz yakın tutar mısın? Eğitim sistemi gayet yerleşmiş ve kesin bir sistem var yani okulda. Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin, hangi coğrafyadan olursanız olun, o eğitime girdiğinizde bir dönüşüm ve o okula bir adaptasyon süreci geçiriyorsunuz. Belli bir eğitim sistemi olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu 5 yıllık bir eğitimde o süreçten insanı adım adım götürüyor aslında. Ben de Türkiye'deki eğitim sistemiyle alakalı bir sistemin yerleşmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sürekli bir sistem değişiyor. Bu yılın sonunda sınav var. Yılın başında bir sistem değişikliği var. Şu an sınava girecek öğrenciler hangi sorularla muhatap olacaklarını, hangi sorudan ne kadar puan alacakları konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiller. Şimdi burada bir öğrenciyi de şey yapamayız yani sorumlu tutamayız. Sen nasıl başarısızsın veyahut da neden çalışmıyorsun, neden üzerine düşeni yapmıyorsun? Çünkü bir belirsizliği var şu an önünde. Bununla alakalı bir şey olabilir ve sürekli şey var. Her Milli Eğitim Bakanı ile birlikte değişen bir sistem. Fotoğraflarını falan sürekli görürüz. İşte bir önceki sistem kötüydü. O yüzden değiştiriyoruz gibi bir durum var. Bununla bir artık son verilip bir şeyi yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela sürekli örnek verdiğimiz İngilizce dersleri. Mesela işte İngilizce öğrenemiyoruz olan.
Az önce Ali hocamızın verdiği örnekte mesela cömertlik, iyilik, doğru olmak, ahlaklı olmak gereklilikleri dersleri. Yani bunları hepsini okul vermek zorunda değil diye de düşünüyorum. Sivil bir eğitim de mümkün olarak bakıyorum. Elhamdülillah Türkiye'de insanlara iyi, doğru, ahlaklı olmak gerektiği o ahilik geleneğini belki de devam ettiren STK'lar var. Yani bunlar da yine işin içindeler ve sivil bir eğitim göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Veyahut da işte ben mesela şu anda şu örneği vermek istiyorum. Yani İngilizce dersleri faydalı olmuyorsa vermeyelim. Peki. İngilizce eğitimi. Teşekkür ederim. Sertifikayla gitsin vesaire. Şimdi böyle der demez şu oluyor. O zaman buna geçelim. Buna gerek olmadığını düşünüyorum. Yani eğitimin tüm parçalarını bir araya getirelim. Peki. Ve bunlardan dönütler alalım. Peki, çünkü teşekkür parçalı ederim. Olarak yaklaştığımızda, bitiriyorum. Hı hı. Parçalı olarak yaklaştığımızda bir öğrenci bundan zarar görüyor. Günümüzde görüyoruz, öğretmen şu anda bundan çok fazla zarar görüyor derste. Bütünsel yaklaştığımızda, yani eğitimin tüm parçalarını bir araya getirip bunların hepsinin fikrini alıp ortaya bir şey koymaya çalıştığımızda daha başarılı bir sonuç elde Peki. edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür edelim. Hem tabii vaktimiz de hiç kalmadı. Bir değerlendirme alacağız konuklardan. Resul Bey'den başlayalım. Eğitim sistemi tabii genel itibariyle hep sorunlardan bahsedildi ama mutlaka ama ümit var olmak da gerekiyor. Yani biz yine ümidimizi bırakmayalım. Sizin kanaatinize göre ne tür problemler var? Bir, ikincisi evet yani sadece eğitimle ilgili her şeyi devletten, işte hükümetten beklemek değil, STK'lara da önemli görevler. Hatta anne babaya da, meselenin anne baba boyutu da var. STK'ların tür görevler düşüyor. Nasıl iyileştirilebilir, nasıl kaliteleştirilebilir? Sizin kanaatinizle başlayalım. Allah razı olsun arkadaşlar. Hakeza yine eğitimle ilgili çok çok burada konuşmalarımızın neticesiz kalacağını da bilmemize rağmen bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz. Ama ümit varız. Çünkü ümit imanımızın bir gereği. Çünkü ümit bizi gerçekten hayata bağlayan, hayatı bir şekilde bizim için anlamlı kılan kavramlardan bir tanesi. Ümit varız. Eğitim sistemiyle ilgili birçok bileşen var. Aile, işte bunun okul, üniversite ve bir şekilde iş hayatına başladıktan sonra bunun bütün bileşenleriyle bir bütüne, bir tama hizmet ediyor. Burada ailenin unsuru, okulun unsuru, üniversitenin unsuru hepsinin ortak çıkardığı nokta gerçekten ahlaklı, bir şekilde erdemli bir insan bir idealizmi oluyor. Burada sivil toplum olarak burada bulunan arkadaşlar da bir şekilde sivil toplum örgütlerinde kendi çalışma alanlarımızda mücadele eden, bir şekilde alanı bilen, alanı tanıyan, alanla ilgili söz söylemeye çalışan arkadaşlar olarak sivil toplum olarak bir şekilde devletin görevini de üstlenmememiz gerekiyor. Çünkü devletin ayrı bir görevi var. O devlet devletliğini yapıyor. Bizim bir şekilde devleti destekleyecek adımlar atacak, devleti bir şekilde yani o eksik yanlarını tamamlayacak tamam, belki. Tamam. Yani bu zaten bir insanın bileşenleri gibi toplumun bileşenleri de bu oluyor. Evet. Devlet bir şekilde kendini ifade ediyor. Kendi varlığını ortaya koyuyor. Yeni bir benlik oluşturuyor. Millete yeni bir ufuk gayesiyle bir şeyler söylüyor. Biz de sivil toplum örgütleri olarak eksik kaldığı noktada bir devleti o eksikleri kapatmak. İkincisi kendimizi bir şekilde bu uğurda o asıl noktaya hizmet edecek bileşenlerimizle beraber devam etmek durumundayız. Burada biz sivil toplum örgütleri olarak işte Türkiye Gençlik STK'ları platformu çatısı altında oturuyoruz, konuşuyoruz. Kendi adımıza çok ciddi çıktılarımız oluyor. Bunlardan ders alıyoruz. Yeni STK'ların ortaya koyduğu görüşler bir şekilde ortak bildirilerde bunu gösteriyor. Rabbim nasip ederse inşallah devletiyle, milletiyle bütün bileşenleriyle bir yolda ilerliyoruz.
İnşallah niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur temennisiyle kapatıyorum. Peki, evet, son sözleri konuklarımıza verelim. Erkan Bey şöyle. Şimdi son olarak eğitime geçtik aslında. Teknoloji eğitimi. Arkadaşlar işte yazılım eğitiminin artık ilkokul düzeyine kadar düştüğünden de bahsettiler. Gerçekten de öyle. Artık ilkokulda yazılım eğitimi verilir hale geldi. Bunun bir sebebi var tabii. Çünkü işte biliyorsunuz son dönemde robotlar da artık daha fazla hayatımıza giriyor. Belki bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra hepimiz robotlarla yakın çalışacağız. Belki kendi robotlarımız olacak çünkü bunları programlamamız gerekecek. Dolayısıyla herkesin 1000 seviyeye kadar programlayabilmesi gerekecek. Fakat bizim temelde şöyle bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum ben. Belki bu eğitim sistemimizle alakalı bir sorun da olabilir. Biz hep tüketime yönelik üretim de yapıyoruz. Bizim arkadaşların, genç arkadaşların aslında teknolojiyi üreten teknolojilere, konuların teorisine inmeleri gerekir. Hangi alanda çalışıyor olurlarsa olsunlar, teknoloji hep üst üste koyarak büyüyen bir bilimdir. Mesela bilgisayar teknolojilerinin temellerinden biri belki diye ifade edebiliriz. Milattan önce 1300'lü yıllarda felsefecilerin diyalektik tartışmalarından ihtiyaç olarak ortaya koydukları bu ve veya operatörlerinin olduğu söylenir. Çünkü bilgisayar biliminin temelinde bu operatörler vardır. Yani hangi dalda çalışıyor olursanız olun, teknolojiye de aynı zamanda bir katkı sağlayabilirsiniz demektir bu. Aynı zamanda düşünürken hep böyle bir girişim yapayım ve ben bunu satayım para kazanayım den ziyade belki bir sonraki adımda teknoloji olarak neler bu dünyada kullanılabilir düşünmek gerekir. Bunlara da şöyle örnekler verebilirim. Bakın bugün biz hani Google'ı bir arama motoru olarak kullanıyoruz ama Google'ın ortaklarından biri 2000'li yıllarda verdiği konferanslarda hep şunu söylüyor 2000'li yıllarda. Biz diyor artificial intelligence kullanarak, yapay zeka kullanarak gelecekte bütün dünyanın bilgisini insan beyniyle birleştirmeyi hedefliyoruz diyor. Yani bu şu demek, siz düşüneceksiniz, belki bir soruyu zihninizde belirginleştireceksiniz, düşüneceksiniz. Bu cep telefonunuzda cevaplanmış olarak siz bunu bulacaksınız. Yine 2004 yılında zannediyorum Microsoft'un bir çalışması, bir patenti var hatta. Bu patent insan vücudu üzerinden veri transferini içeriyor. İnsanlar işte el ele tutuşacak, veriler birbirine geçecek vesaire gibi. Aslında biz bugün şu anda konuşmadığımız çok daha ileriyi düşündüklerini aslında gösteriyor. Benim tüm arkadaşlardan ricam teknolojiyi üreten teknolojiler hangi alanda olurlarsa olsunlar teorisini denilesinler. Teknolojiyi üreten teknolojilere odaklansınlar. Çünkü bunlar bizi aslında bir sonraki aşamaya taşıyacaklar. Bunlar çok önemli. Bugün bu akşamki programdan dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Serdar Bey, evet. Son söz. Evet, öncelikle böyle bir programı düzenlemiş olduğu için TRT Kürdi ekibine, size, hepinize teşekkür ederiz. Bizleri de buraya davet ettiniz. Şimdi bir iki hususu söyleyip kısaca bitireceğim. Teknolojinin bir nimet olduğunu unutmamak lazım. Özellikle geri kalmış toplumlar için tekrardan inkişafa çıkabilecekleri, tekrardan yükselişe geçebilecekleri bir nimet. Bugün mesela hep konuşuyoruz. İlk başlangıcında bu programın siyaset üzerinden gittik. Bölgedeki sıkıntılardan vesairelerden bahsettik. Şayet bizim elimizde konvansiyonel silahları durdurabilecek bir yazılım sistemi olabilseydi, zaten o bombalar düşmeden önce bize sormak zorunda kalırlardı. Çünkü bilirlerdi ki o düğmeye bastıkları zaman biz onu havada o bombayı tekrardan geldiği yere geri gönderebiliriz. Eğer biz bu teknolojiye sahip olabilirsek o zaman dünyada kimse herhangi bir yere bomba atamaz bize sormadan. O yüzden teknolojinin bir nimet olduğunu unutmamak lazım. Bu çok önemli. İkinci husus özellikle eğitimle alakalı kısım. Biz liselere gidiyoruz. Lisede soruyorum kaç kişi mühendis olmak ister burada? Milli teknoloji konulu seminerler veriyoruz. İşte kaç kişi? 500 kişilik bir salon. 5 kişi 10 kişi el kaldırıyor. Mühendis olmak isteyenler. Şimdi teknoloji üretim bilimidir. Açık. Üretmiyorsanız yok. Teknolojiden bahsetmiyoruz. Kaç kişi burada mühendislik yapacak? Bu işin başında duracak, bizzat çalışacak? 10 kişi. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Ya bu rızık endişesi bu çocuklara nasıl geldi? Bu korku, ya para kazanamazsak, ya işsiz kalırsak,
neden üniversite okuyoruz sorusunun da cevabı aslında burada. Neden bu bölümleri seçiyoruzun cevabı da burada. Bu rızık endişesi bize bu korku nereden geldi? Belki eğitimcilerin en başta çözmesi gereken problem bu. En başında, ilkokul düzeyinde belki. Rızık endişesinden, rızık endişesi olmayan nesiller yetiştirmek belki. Daha sonrasında da bizim en çok ihtiyacımız olan şey, hani üniversiteler neden çoku konuşuyoruz? İşte üçüncü nesil üniversiteden bahsetmiştim ilk konuşmamın başlangıcında. Üçüncü nesil üniversite dediğimiz şey şu. Bugün teknoloji geliştirme bölgeleri kuruyor devlet. 76 tane TGB alanı kuruldu. Teknoloji geliştirme. Her bir teknoloji geliştirmenin bir üniversiteyle ortak olması lazım. Eğer üniversite yoksa teknoloji geliştirme bölgesi kuramazsınız. Bu neden yapıyor? Üniversitede bir yapı var. Oradan insan kıymeti oluşuyor. Bu insan kıymetini teknoloji geliştirme bölgesi aracılığıyla istihdama yöneltmeye çalışıyor. Nitelikli iş gücü üretmeye çalışıyor. İşte biraz önce Erkan Hocam'ın söylediği yüksek teknoloji, yani üreten teknoloji üreten teknoloji dediğimiz şey yüksek teknoloji zaten. Yüksek teknoloji yapacak öğrencileri yetiştirmek, yani daha doğrusu mühendisler ya da ilim erbabı kişileri yetiştirmek esasen. Şu anda 3. nesil üniversiteye geçilmesi için hamle var mı? İşte ben biraz önce onu bahsettim. 2003 yılından sonra, özellikle 2009'dan sonra ciddi bir yükselişte bütün üniversitelerde, bakın bugün Elazığ'da, yani Doğu Anadolu'da bir üniversite vesaire, hani arkadaşlar bilmiyorsa söyleyeyim. Elazığ Üniversitesi'ne ben gittim, Fırat Üniversitesi'ne yani. Evet. Fırat Üniversitesi'nde inanılmaz mühendislik mesela fakültesi olan teknoloji fakültesi kurmuşlar. Çocuklar, canavar yani gençler. Bizi davet ettiler. Hatta biz orada Yıldız Teknopark'a getirdik. Peki, son cümle ağırladık efendim. Yani. Ağırladık. Son cümle. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Van'da, Urfa'da, bütün buralarda teknoloji geliştirme bölgeleri kuruldu ki o öğrenciler göç de etmesinler diye, ona da bir cevap olsun. Peki, teşekkür ederim. Uğur Bey. Ben de arkadaşların eğitim konusunda bu kadar ilgili olmaları gerçekten beni sevindirdi. Burada oturan arkadaşlar geleceğin yöneticileri olacaklar ve eğitim sistemini kendileri çözeceklerdir diye ümit ediyorum. Sözü de fazla uzatmadan Ali Hocam bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Aslında ben de çok uzatmak istemiyorum. Çok güzel problem tespitleri vardı. Gençlerin ağzına sağlık. Madem hepsi sivil toplum kuruluşlarında görevliler, çalışıyorlar. Benim de acizane tavsiyem, bütün burada konuşulan konuları ayrı ayrı başlıklar halinde devletimize, milletimize fayda teşkil edecek nitelikte sağlam araştırmalarla ele alıp çözüm üretmeleri. Yani niye mesela eğitim fakültelerine bu kadar çok insan geliyor ve öğretmenlerin kalitesi otomatikman düşüyor? Mesela neden toplumumuzda bir tamirci, terzi kendini değerli görmüyor da herkes illa üniversite okumak zorunda hissediyor? Bunun sonucu olarak her ilde üniversite açılıyor. İşte bu belki bizim ülkemizin gerçeğidir. Çünkü her ilde üniversite olmaması bir yurt ihtiyacı doğuruyordu. Devlet de bütün bunları çözmek amacıyla her ile üniversite açma gibi talih çözümler bulmaya çalıştı. Bütün bunları birbiriyle bağdaştırıp sorunun nereden kaynaklandığını çok ciddi bir şekilde tahlil edecek araştırmalara ihtiyacımız var. Biz burada konuşuyoruz. Şimdi hepimiz eve gideceğiz. Yarın hayatımıza devam edeceğiz. Ama devlet politikalarını etkileyecek araştırmalara ihtiyaç var. Yani öyle araştırmalar yapmalıyız ki, o kadar güçlü bir şekilde tezimizi savunmalıyız ki, bu toplumu etkileyip yöneticilerimizi ikna edip onlara karar aldırmalı. Benim tavsiyem bu. Hepsini not aldım aslında sorulan soruların. Ama hepsinin cevabı aslında aynı. Niye herkes aynı meslekleri seçiyor? Bir toplumda muktedirler neye teveccüh gösterirse insanlar ona teveccüh gösterir. Niye öğretmenlerimiz seviyesi düşük olarak gözüküyor? İşte eğitim fakültelerine çünkü herkes girip işte binlerce istihdam bekleniyor. Yani atama bekleniyor. 40 bin, 50 bin vesaire. Sebebi malum, açıklamaya gerek yok. Mesleki eğitimde neden işte mühendisten ziyade aslında ustaya ihtiyaç var ama işte 10 kişiden 9 mühendis birisi şey, demin söyledim. Çünkü itibar görmüyor. Ya bir tamircinin itibar gördüğünü gördünüz mü? Tesisatçının itibar gördüğünü gördünüz mü Türkiye'de? Mesela bir insan niye elektrikçi olsun ki? Yani oğlum sen çok güzel elektrikçi olursun. Yani çok iyi elektrik usta. Yani bu konuda müthiş bir yeteneğin var. Üniversite okumana gerek yok. Diyen birisi duydunuz mu? Yani bu noktaya gelmeden bu sorunları çözemeyiz. Yani bütün olarak bakmamız lazım. Üniversite bütün meselelerimiz
içerisinde sadece bir problem başlığı, o kadar. Üniversite her şey değil. Üniversiteye çok odaklı konuşuyoruz. Yani ilkokuldan başlamak lazım. Orta öğretime odaklanmak lazım. Mesleki eğitime odaklanmak lazım. Üniversite bir sonuç. Toplum olarak birazcık bu üniversitenin bizde fazla itibar görmesinden kaynaklanan bir sorun. İnşallah bu çalışmaları hep beraber yaparız. İnşallah hepiniz, yani İsmet Özel'den çok güzel bir alıntı yapıldı. Yani hepsini ben not aldım ama bu şunu gösteriyor. Siz hakikaten düşünen, sorunları güzelce yaşayan... Sorunların farkında evet, olan aslında. Sorunların farkındalar, yaşamışlar genç arkadaşlarım ve... Yani yaşadıkları şeyi güzel tahlil ediyorlar. Yani sorunu analiz ediyor. Evet. Soru sorarken cevabı bulmanın sancısını da çekiyor. Onu ben de hissediyorum. O da kendisi malum ya yani hissediyor. İşte hep beraber bunlarla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Sivil toplum, devlet kurumları, herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışsın. Tahsilini en iyi şekilde bitirmeye çalışsın. İnşallah bu nesil bu problemleri çözecektir. Diyelim ve programımızı sonlandıralım. Ben teşekkür ediyorum hem genç arkadaşlar hem de konuklarımıza. Soğuk bir havada sıcak bir sohbet oldu. Çok sağ olun, teşekkürler. Temaşama neyeceğim hatın da avya programı akı. Haya program ekledin. Biminin dünav heru hoşeyi da bu hatreye var.